Murat Kocaeli cinayetinin ardından cevaplanmamış birçok soru kaldı. Adil, nişanın bozulmasından Murat'ı mı sorumlu tutuyordu? Aile bildiklerini gizliyor mu? Murat Kocaeli cinayetinin faili kim? Birazdan. Münevver Aydın Yılmaz, eşini ve çocuklarını geride bırakarak kayıplara karıştı. Kaybın ardında gönül ilişkisi mi var? Münevver Bey en son nerede görüldü? Genç baba eşine ve çocuklarına geri dönecek mi? Birazdan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar değerli hocalarım. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Star TV ekranlarında gerçeğin peşinde başladı. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar göndererek başlıyoruz. Güzel bir öğleden sonra diliyorum. Birazdan 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Münevver Yılmaz konusunu konuşacağız. Gelişmeler neler, o bilgileri aktaracağız size. Günlerdir haber yok. Yani Münevver Bey, beni duyuyorsan bir haber vereyim ben sana. 3. çocuğun yürümeye başladı. İlk adımlarını attı ve sen bunları kaçırdın. Sen bunları kaçırdın ve cinayet konumuzu konuşacağız. Murat Kocaeli'yi kim ya da kimler öldürdü? Anne babası burada. Bu işin sorumlularının ortaya çıkmasını istiyor. Ve gelinlerinin kız kardeşi Fatma'nın bir nişan olayı geçmiş başından. Bu konuda bir ilgisi olabileceklerini düşünüyorlar. Sağdan soldan böyle duyumları var. Fatma bugün burada. Babası Mehmet Ali Bey bugün burada. Bütün bu iddialara cevap verecekler. Gerçekten bozulan bu nişanlı bir ilgisi var mı bu cinayetin, onları konuşacağız. Ve 4 çocuk annesi Neslihan, geride 4 evladın, üstelik bir tanesi daha 5 aylık, bırakıp ortadan kayboldu. Kendisinden haber yok. Bakalım Neslihan'ı bulacağız mı? 25 Ocak'tan bu yana haber yok kendisinden. Bebek de kaldı. 4 çocuk da sizin yanınızda. Niye gitti Neslihan? Ve yine Cemile Hanım 13 yıldır görmediği çocukları için bizimle birlikte, ama hiç vakit kaybetmeden paylaşmak istediğim bir başka kayıp haberi var. Öyle ki hocalarıma bile merhaba diyemedim. Hemen fotoğrafı vermek istiyorum. Çünkü yaş küçüldükçe biz zamanın daha da kıymetli olduğunu biliyoruz. Bir an önce bulmamız gerekiyor. 16 yaşındaki Emir Yılmaz İstanbul Kadıköy'de dün okula diye çıktı evinden. Okulun önüne kadar gitti ama okuldan içeri girmedi ve o andan itibaren hiçbir haber yok Emir Yılmaz'dan. Emir'in babası bizimle birlikte. Son derece üzgün tabii ki ve Ersin Bey ile eşi ayrı yaşıyorlar. Evet. Ne zaman ayrıldınız Ersin Bey? Oğlum 1 yaşındayken ayrıldık, 15 yıl önce. 15. İkimizin de şu anda ayrı evlilikimiz zor. Evet. Oğlum işte dün sabahleyin okula gidiyorum diye evden çıktı. Ve kendisinden bir daha haber almadık. Sizinle yaşıyor değil mi oğlum? Çok özür dilerim. Ersin Bey endişeli tabii ki. Yücel Bey arkadaşınız herhalde. Ersin Bey hoş geldiniz. Buyurun oturabilirsiniz. Şimdi 16 yaş tehlikeli bir yaş. Evet. Ama inşallah sağ salim bir an önce bulacağız. Çünkü bu yaşta böyle çocukluklar yapabiliyorlar, ani heyecanlara kapılabiliyorlar, kendilerince bir şeylere küsebiliyorlar. Oğlunuz sizinle yaşıyordu. Evet. Başka kardeşleri var mı? Üvey kardeş var bir de. Yani ikinci evliliğiniz. İkinci evliliğimin, eşimin de ilk evliliğinden bir oğlu var. Evet. 6 yaşında. Evet. Ve çok iyi anlaşıyorduk yani. Hiçbir sıkıntı yoktu. Sadece oğlumun biraz güzel sanatlar da okuyordu ve müzik okuyordu. Evet. Matematikle, fizikle, kimyayla arası yoktu ve o sınavlar yaklaşınca hep bir stres içerisine giriyordu. Daha önce de böyle kayboldu mu? Geçen sene de yine aynı şekilde tam sınav dönemi yakınında yine başaramayacağını anlayınca çözümü kaçışta buluyor ve... Nerede buldunuz o zaman onu? O zaman kendisi korkarak bizi aradı 2 saat sonra. Kendisini Mecidiyeköy'de bulduk. Ya şimdi bazen çocuklar bu sınavları çok abartabiliyorlar ve ailelerini utandırabileceklerini düşünüyorlar, işte suçlanacaklarını düşünüyorlar. Yine böyle bir şey mi oldu dersiniz? Ya İnce Hanım şöyle, biz kendisinden inanın
50 puan bile beklemiyoruz. O çocukların dünyası hani, ayrı. Siz zorladığınızdan çünkü benim etrafımda bazı insanlar var 85 alıyor diye kızıyor. Niye 100 evet, almadın maalesef, diye. Müziğe ve güzel sanatlara evet, ilgi duyan biri fizikten zaten, sıfır alsan aynen, ne olur? Aynen ne olacak? Değil en güzelini evet, başarmış işte, zaten. Ne olur matematikten onu alsan olur. Yani onun alanı belli zaten. Güzel sanatlar ve müzik. İşte geçen sene onu, aldığı için sınıfta kaldı o yüzden. Bunun idrakinde mi yani sizin hani buna o rahatlığı verdiğinizin bilincinde miydi oğlumuz? İşte onun bilincine bir türlü varamadık. Şöyle bir durum var. Yani her çocuk bir değil. Çok yani 80-90 alıp niye 100 almıyorum diye de strese girebilir. Evet, o, bazıları abartabiliyor. Yani kişiliğiyle ilgili çocuğun getirdiği kişiliğiyle işte yetişmesiyle yani yetişmesi derken sizinle ilgili değil. Yapısıyla. Büyüdüğü çağlardaki atlattığı travmalarla ilgili olabilir. Çocuk küçüklüğüyle ilgili olabilir. Bu biz buna kaygı bozukluğu diyoruz bu seviyeye varıyorsa. Bunun için profesyonel yardım almanız lazım. Korkma evladım geçersin demek çocuğum olmaz. Hiç böyle bir destek aldınız mı? Hiç böyle bir destek aldınız mı? Psikologumuz var 6 aydır destek alıyorduk kendisi. Haftada 2 gün gidiyoruz kendisine. Ama o böyle hani kaçma derecesine gelebileceği konusunda size mutlaka yani, bir şeyler söylemiştir. Hani dikkat dün hatta edin, kendisi dedi ki korkmayın dedi. Bir iki saat içinde Emir öyle bir çocuk değil. Bugüne evet, kadar hani konuşmalarımızda hiçbir şekilde böyle bir şey lanse etmedi, yansıtmadı. Yani şu anda hatta kendisiyle konuşuyoruz. Ya siz gelecek dediniz ama hani çünkü bize konuşmadınız, size konuşacaktır Emir. Evet. Size anlatacaktır. Sizin bizden daha çok belki bilgi sahibisiniz. Yani çünkü Emir benden kaçıyor, sizden değil. Biz bana anlatmadınız, size anlatmadınız. Var mı bir şey? Yok dedi. Onlar da şu anda hepsi şaşkın. Bir de ailece de görüşüyoruz. Arkadaşlar birlikte gitmiş olabilir. Yani tek başına gitse dediğiniz gibi iki saat sonra arayabilecek bir çocuk gibi gözüküyor. Yani hocam şöyle biz okulda okul aile birliğindeyiz ve orada WhatsApp grubundan hatta diğer sınıfların hepsiyle bağlantı içerisindeyiz. Bir gün önce bir şey oldu mu evde? Bir akşam önce herhangi bir konuşma ya da annesiyle. Yani, annesi de telefonda onunla da konuşacağım. Bir gün öncesinden zaten doğum günü vardı akşamleyin. Evet. Geç saatte geldik ve yattık. Evet. Hani sabahleyin bir sıkıntı olacak bir durum. Herhangi bir konu işte onun rahatsızlık duyacağı. Biz çocuklarımıza hani direkt böyle bir şey söylemesek de bazen onlar işte annem babam bu kadar çabalıyor ama biz onu, bir türlü onun istediği gibi başarılı olamıyorum, ona layık değilim diye kendi iç dünyalarında değişik düşüncelere kapılabilir. Yaşıyor. Ortamda böyle bir konuşma olduysa belki bundan etkilenmiştir. Onun için soruyorum her şeyi. Yani kendisiyle her zaman bir baba oğul ilişkisi değil de bir arkadaş gibi olmaya çalıştım. Yani ne olur dedim hani. Ama bunda hocam. İşte arkadaş gibi olmak yanlış, baba olmak. Yani arkadaşı çok vardır çocuğun ama baba bir tane. Hep sizinle mi büyüdü? O bir yaşındayken yani şöyle, ayrıldık dediniz ya. Yani son 4 senedir benimle birlikte oldu. Daha öncesinde annesiyle birlikteydi. Yaşıyor. Neydi eski eşinizin ismi? Ser. Seher Hanım hatta şu anda. Seher Hanım merhabalar. Merhaba İlce Hanım. Ah, Seher Hanım korkmayın lütfen. Sakin olun. Bir... Oğlum ya. Benim oğlum hiç gitmezdi böyle. Seher Hanım. Çok zor benim bir durum. Benim oğlum korkardı bakkala gitmezdi. Biz onu tek başına bakkala yollamazdık. Merdiven inerdi anne derdi. Kapıyı kapatma korkuyorum ben. Neden bu kadar korkuyordu acaba? Şimdi bu da ayrı bir konu ama şimdi bu kadar korkuyorsa evet başka bir durum olabilir. Ama onlara sonra... Buyurun Seher. Böyle gitmezdi, böyle gitmezdi. Yani hani öyle dışarıda kalan bir çocuk değil, haşarı bir çocuk değildi. Öyle biri değildi, ondan korkuyorum ben. Bir sakin olalım. Sonuçta 16 yaşında ben sağ salim bulacağımıza eminim. Hani gidebileceği yerler nerelerdir? Başka bir yerde yaşadınız mı? Başka bir çevrede arkadaşı, aile, akraba hepsine gerçi bakmışsınızdır zaten baktık ama. Baktık hepsine. Bütün hepsi. Şimdi sosyal medyadan da çünkü herkese ulaşıyoruz. Kadıköy yanına... ve en son görülen yerde Göztepe metro durağında en son oradan biniyor. Evet. Kendisinin öğrenci akbilinden oradan şey yaptık. Saat kaçta binmiş? 8.45. Sabahleyin 8.45'te Göztepe metro durağından evet, biniyor. Oradan hatta şimdi yolda gelirken de bir beyefendi beni aradı. Evet. Sabahleyin dedi şimdi resmini dedi Kadıköy'de evet, gördüm. Çünkü bütün afişler yaptırdım her tarafa astırdım. Ayrılık çeşmesindeki durakta dedi yerde yatan bir çocuk vardı. Tam net göremedim dedi. Sanki... Allah korusun. Yok, Allah öyle korusun. Düşünmeyin. Lütfen yok. Ersin Bey ne olur. Şöyle anlamadım. Bir şey olmuş olsaydı zaten haberi gelirdi. Yani bu saate kadar. Yok, zaten metro şey olarak durağında söylediler. Böyle bir
Yani bir sağlık müdahalesi yapılacak şekilde müdahalede bulunmuşlar. Çevresinde birkaç kişi varmış. Hani bir sağlık müdahalesinde bulunmak için. Bir sağlık için... sorunu nedeniyle zaten bir sağlık kuruluşuna gitmiş olsa zaten aranıyor şu anda. Onun haberi gelir hemen. Allah korusun başına kötü bir şey gelmiş olsa, böyle bir şey olsa onun haberi de yok. Hiç böyle bir şey düşünmeyelim. Biliyorum çok zor ama bir tarif edelim Emir'i. Seher Hanım, siz de biraz kendinize geldiğinizde ben sizinle de konuşmak istiyorum. Birazcık kendinize gelmeye çalışın. Boyu ne kadar? Üstünde ne vardı? Okul üniforması mı vardı? Aydın'dan, yanında çantası mı vardı? Aydın'dan Güzel Sanatlar Lisesi'nin evet. olan kapşonlu şey ne var, renkti? Siyah renk. Siyah, evet. Evet, sweet shirt şeyi var. Evet. Poları var. Evet. Siyah pantolonu var. Evet. Ve üzerinde şişme siyah marka şey var. Marka söyleyeyim, kusura bakmayın. Yok, şey var, sırt çantası sırt var. Çantası. Yeşil renk. Sırt çantası var, siyah. Evet, gözlük takıyor kendisi. Bu son görünüyor. Fotoğrafları mıdır? Evet, bunlar son fotoğraflar. Dün yani akşamdan şeyde... var mı fotoğraf, doğum günü? Yok, dün akşamdan mi? Doğum gününe biz biraz geç kaldık. Emir şöyle söyleyeyim, şeye gidiyor. Ayrıyetten saz kursuna gidiyor, piyano kursuna gidiyor. Oh yavrum. Altıda gittiği için onu bekliyoruz. Ondan sonra gittiğimiz için şeye yetişemedik. Pastanın kesildikten sonra gittik. Anladım. Seher Hanım, şimdi yani biliyorum çok zor sizin için konuşmak ama belki bir şeyden korktu, belki bir şeyden çekindi. Ne söylemek istersiniz buradan yavrumuza da? Ya bildiğim kadarıyla hani çok şey yapmıyordu. Kendisi müzik bölümünü istemişti ama hani okumak, hani dersleri de iyi değildi. Şey, matematik falan iyi olmadığı için Emir de şey yapmıyordu. Hani okul biraz sanki ona şeymiş, ağırmış gibi geliyordu. Evet. Ama gidiyordu, hani öyle devamsızlığı falan da yoktu. Gidiyordu, yine severek gidiyordu. Bugün okuluna gidip sorduğumda arkadaşları, hani en iyi arkadaşı kim dediğimde herkes diyor ki Emir herkesle iyi anlaşırdı. Öğretmenleri de öyle siz, diyor. Hani şey bir çocuk değildi, saygısız, böyle bunu yapabilecek bir çocuk değildi. Peki siz görüşüyor muydunuz çocuğunuzla sık sık? En son ne zaman gördünüz Emir'i? Emir, şöyle bir şey var, ben 2 aydır çocuğumla görüşmüyorum. Yani psikologla görüştükten sonra 2 ayda ben çocuğumla görüşmüyorum. Neden? Bunu yani detaya girmek istemiyorum ama psikolog mu istedi sizinle görüşmemesini? Evet, psikolog benimle görüşmesini istememiş. İstanbul'da herhalde. Mı yaşıyorsunuz siz de? Evet, onun dışında arkadaş gibiydik biz de. Hep yani görüşüyorduk, şimdi bana bu da gelirdi kalırdı. Detaylara çok girmek istemiyorum ama bunlar da ararken de yol belirlememiz açısından önemli. Evet. Anneyle görüşmesini tabii. Niye istememiş acaba? Mesela, uzman ama... özür dilerim, şöyle bir şey ekleyebilirim. Mesela sınav kaygısıyla ilgili bir şeyden bahsettiniz de lise 2'ye gidiyor değil mi? Benim lise 1, bir sene kaldık. Bir sene kaldı lise tekrar. 1. Şimdi lise sonların sınavları bugün başladı. Benim oğlum lise sonunda, ortanca oğlum da lise 2'de. Lise 1 ve 2'lerin sınav takvimi 20'sinde başlıyor. Dolayısıyla başlamış bir sınav yok ki neyin kaygısını taşıyor. Daha bir şöyle, 20 Mart'ta başlıyor. Bir girmeden bir telefon alabilir miyim tabii, ben? Yani tabii. Burada şimdi hanımefendinin söylediği cümleden sonra sınav kaygısını tabii. Da aşan bir durum oldu apaçık yani, ortada. Evet. Yani bir uzman niye siz anneyle görüşmesin diye 2 aydır böyle bir şey istemiş. Ama Yusuf Bey hatta Emir'i gördüğünü söylüyor. İnşallah bulacağız Emir Yılmaz'ı. Yusuf Bey merhabalar. Alo, merhaba, iyi günler, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Fotoğraftaki aradığımız çocuğumuzu görmüşsünüz. Nereden evet. arıyorsunuz bizi, nerede gördünüz? İstanbul'da Ateşehir'den arıyorum. Evet. Dün öğlen saatte... Şimdi, evet. Yanında genç, yani benden bir 10 yaş büyük bir birisi vardı, onunla konuşuyordu. Üstünde siyah polar ya da mont tarzı bir şey vardı. Evet. Gözlüğünün detayından tanıdım Emir'i. Ama oydu yani, eminim. Eminsiniz. Evet. Saat kaçtı gördüğünüzde? Öğlen yani saat 5'e geliyordu yani. Bu ikindi namazına doğru yani. 17 civarı. 4.30 ile 5 arası gördüğüm saatler. Şimdi oralarda zaten kameralar vardır AVM önünde. Bunların hepsine evet. hemen bir bakacak arkadaşlar. Evet, baktınlar. Konuştuğu kişi derken bir şey mi soruyordu yoksa birlikte mi hani gidiyorlardı, yürüyorlardı ya, yanında gördüğünüz kişi? Birlikte gitmiyorlar. Sadece 2 kişi böyle diyalog kurur ya karşılıklı. Evet. Öyle konuşuyorlardı. Yüksek ihtimalle ya adres soruyordu ya konuşuyordu. Neydi dikkatinizi çeken? Yani sonuçta 2 kişi yolda konuşuyor. Bir şey mi dikkatinizi çekti? Dikkatimi çeken sadece konuştuğu yani kişi, yani Emir'in öyle bir... yaşça büyük birisininle konuşması benim açıkçası biraz dikkatimi çekti. Emir gözüme biraz küçük geldi. Zannedersem 14-15 yaşında, küçük daha. Olduğundan emin misiniz? Bir yani boyunu falan hatırlıyor musunuz? Tarif eder yani, misiniz acaba aynı çocuk mu?
bir 60'ta 1.76 ya da 1.60 boyunda civarında hatırlıyorum. Kısa şeydi. 1.74 falan. 1.74 civarında. Yani 1.70 falan yani benim gördüğüm çocuk. Gözlüklerden tanıdım diyorsunuz. Evet. Peki başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Yusuf Bey? Orada konuşmaya devam mı etti, ayrılıp bir yöne gitti mi? Ben skuterimi sürdükten sonra geri geldiğimde görmedim onları. Yani o konuştuğu kişi de yoktu, Emir de yoktu. Emir'i gördüm. Skuterimi sürdükten sonra geri geldim, eve gidiyordum. Baktım orada kimse yoktu zaten, durağın önündelerdi. Ondan sonra eve giderken de görmedim daha onları. Durak dediniz yani orada metro mu var, otobüs durağı mı normal var? Normal otobüs durağı. Otobüs durağı. Konuştuğu kişiyi tarif eder misiniz? Kaç yaşlarında, nasıl biriydi? Konuştuğu kişi, ben 20 yaşındayım. Yani o da taş çatlası 25-30 yaş civarı. Boş 1.75-1.84'ün ortasında bir şeydi. Normal o da üstünde böyle parlak bir mont vardı. Gece bayağı şey yani akşam... gördüğüm gece için biraz dikkat çekiyordu. Anladım. Dikkatinizi çekti. Evet. Şimdi Anadolu yakasında bir alışveriş merkezinin önünde Ataşehir'de 17 civarında görmüş. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Buraya gider mi oğlunuz? Yok. Hiç o bölgeyi bilir mi? Yok, o tarafı da şimdi hiç Seher Hanım dedi ki benim oğlum yani, hani tek başına çok dışarı çıkan biri de değil dedi eski eşiniz. Yani nerelere gider? Nerelere gider Emir? Yani biz genelde zaten çoğu zaman birlikte hareket ediyoruz. Genelde de Ataşehir tarafı. Oturuyorsunuz Ataşehir'de. Esatpaşa'da oturuyoruz. O taraftasınız. Hiç, okulu da Kadıköy'de. Yani ben zaten normalde Göktürk'te Kemerburgaz tarafında oturuyordum. Oğlum okulu kazanınca evi oğlumdan şimdi dolayı Ersin oraya Bey, taşıdık. Çok detaya girmek istemiyorum ama demin hocalarım da sorarken böldüm telefonu almak için. Şimdi 2 aydır anneyle görüşmesin uyarısı gelmiş. Bir şey mi yaşandı? Ekstra bir durum mu yaşandı? Emir'in gönlünü kıran bir şey mi oldu? Bir kızgınlığı gönlü mı var? Evet, gönlü kırıldı. Şöyle kırıldı. Emir ufaklıkla birlikte ikisi de basketbol kursuna gidiyorlar. Evet. Basketbol kursuna gittiği sürede hiç anne gelmedi izlemeye. Ve bir gün cumartesi günü anne kendisini aldı. Pazar günü sabahleyin ben kendim getireceğim dedi. Ben de oğluma dedim ki oğlum bak sabahleyin annen gelecek. O zaman annen izlemek ister şey yapın beraber seni izlesin bugüne kadar hani izlemedi diye. O gün de anne şu andaki evli olduğu kişiler herhalde işleri var diye izlemeden gidiyor. Ve geldim çocuk gözleri dolu ve ondan sonra da ne yaptıysam yani şu anda kendisi bana hiçbir şekilde inanmıyor karşı taraflar ama kendisine ne yaptıysam oğlum bak ne olursa olsun annendir tamam hani bugün olmaz yarın izler. Yok baba dedi artık benim için bitti dedi. Yani o günden aslında sonra, bir yaşında ayrıldığınızda anneyle kaldı. Evet. 4 yıl önce belki o diğer evli nedeniyle sizin yanınıza geldi. Evet. Ve arkasından da böyle olunca artık istenmediğini mi düşündü acaba? Kendi çocuk ya, dünyasında, çocuk çünkü üreğinde. Çünkü içerlendi orada. Çünkü ben şimdi ufaklıkta hani öz oğlum gibi seviyorum kendisini de yukarıda Allah şahittir. Ve sürekli izliyorum orada. O da orada annesini de istiyor ister istemez. Okulda da istiyor, orada da istiyor. Kaç yaşında olsak istiyoruz Seher Hanım. Şimdi bunun üstüne tabii ki sizin kaygınız daha da arttı ve üzüntünüz daha da arttı muhakkak. Özür dilerim. Alo. Buyurun. İnce Hanım. Yani psikoloğu niye görüşmesin deyince eski eşiniz bir olay anlattı. Bundan haberiniz vardır herhalde değil mi? İnce Hanım. Efendim Seher Hanım. Olayın aslı böyle değil. Tamam değil ben öyle gittiğimde öyle yaptı ama ondan sonra Emir benim yanıma geldi. Benimle konuştu. Ben Emir'e Emir neden bu kadar tepki verdin dediğim zaman Emir'in babası ve üvey annesi Emir'e benim... Emir'i onlara parayla verdiğimi söylemiş. Halbuki yapmayın, babası da Allah orada. Aşkına. Ben hiçbir şekilde bir kuruş nafaka bile almış insan değilim. Ay, bunları hiç konuşmayalım ne olur. Emir küçükken havale getirdi. Havale getirdiği sırada biz babasından para istemişiz. Çocuğun aklına bunları sokmuşlar. Çocuk beni çok seven çocuk benden nefret ediyor. Bana diyor ki öz diyor benim çocuğum böyle değildi. Seher Hanım şimdi ne yazık ki ayrılan... ebeveynlerin bir kısmında ya da pek çoğunda işte anne babalık rolüyle eski eş rolünü ayırmak çok mümkün olmuyor ama şu anda hiç bunların tabii ki yeri yani, zaman değil ama bu çocuk belli ki çok sandığımızdan daha da hassas ve örselenmiş bir çocuk. Diğer ebeveyn hakkında kesinlikle konuşmamak lazım. Kesinlikle. Yani kötü hiçbir şey söylememek lazım. Yani sokaktan birisinin annesi hakkında kötü bir şey söyleseniz sen saldırganlıkla karşılaşırsınız değil mi? Evet. Oğlunuzun annesine kötü bir şey söylüyorsunuz öyle düşünün.
Ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Evet. En son bana geldiği zaman oğlum şöyle bir şey de söyledi. Emircim dedim, neden böyle yaptım, gelmiyorsun? Anneciğim dedi, ben sana dedi geldiğim zaman dedi, benim üvey annem dedi bana surat yapıyor, gitme diyor, böyle bir şeyler yapıyor. Babam da dedi en sonunda ona kızdı, şey demiş, sen onun anneyle evlat arasına giremezsin, karışamazsın. Yani bizim evet. böyle bir şeyimiz yoktu. Bu kadın geldikten şimdi sonra neyse, yani bunları... benim Emir'in babasıyla da bir problemimiz yok. Tamam, bunları hiç konuşmayalım Seher Hanımcığım. Şimdi ben Emir'in fotoğraflarını arkaya, bunlara hiç girmeyelim. Sadece ben şeyi merak etmiştim. Yaşadığı bir olay mı var? Bir şeyden mi etkilendi? Çünkü bu o bulunabileceği yerler yani, konusunda bizi yönlendirebilir. Bir fotoğrafına sevgili seyirciler dikkatlice bakın İnce lütfen. Hanım. Emir'i arıyoruz. Seher Hanım bir izin verin lütfen. Bence de Emir'i arıyorum. Emir Yılmaz 16 yaşında. Dün evinden Ataşehir'den çıktı, Kadıköy'deki okuluna gitti. Aslında okulun önüne kadar gitti ama okulun önünde ne olduysa okula gitmekten vazgeçti ve ortadan kayboldu. Biraz önce bir ihbar geldi, saat 17 civarında Ataşehir'de bir AVM önünde görüldü diye. Emir üzerinde okuluna ait siyah kapşonlu bir polar montu var. Onun üstünde şişme siyah bir montu var. Yeşil bir spor sırt çantası giyiyor ve yine siyah pantolon vardı üzerinde. Okula neyle gidiyor Emir Ersin Bey? Yani şöyle, kendisine ben serviste gitmesini tavsiye ettim. Yürüme mesafesi zaten şeyimiz. Dün yürüyerek mi gitmiş okula? Yani zaten servis istemedi, kendisi istemedi. Ben dedi peki, şey yap. Peki telefonu var mıydı? Telefonu vardı. Telefonunu da şimdi hani konuyu dağıtmak istemiyorum. Yine psikologumuz aracılığıyla şey yaptı. Hani dedi bak dedi, bu ara annesiyle arası açık. O yüzden dedi belli bir süre dedi. Çünkü çok etkilendi. Harbiden çok etkileniyordu. Telefonu belli bir süre Emir'den uzak tutalım dedi. Ama dün şimdi evden çıktığında okula gitmeme kararı olsaydı 16 yaşındaki bir çocuğun yönünü bambaşka bir yere çevirir. Ama okulun önüne kadar geliyor orada ve vazgeçiyor. Okulun önünde vazgeçiyor. Evet. Orada biriyle karşılaşmış, biriyle konuşmuş mu? Kim gördü Emir'i orada? Yani şöyle, okula gider gibi dediğiniz gibi yapıyor. Tam Göztepe Köprüsü'nün yanındadır okul. Oradan E5'e doğru giderken öğretmenlerinden, bayan öğretmenlerinden biri görüyor Emir'i. Evet. Ve o tarafta hani durakta belki oradan simit, mimit bir şeyler almak ister diye geri geleceğini umarak... Çünkü Emir bugüne kadar bu şekilde yani davranan bir çocuk değil, devamsızlık bile yapan bir çocuk. Şöyle de bu anlattıklarınızdan şu şekilde de olabilir. Emir okulda akran zorbalığına maruz kalmış olabilir. Çünkü kaygı bozukluğu olan ve böyle hassas, çünkü Emir hassas bir çocuk, evet. belli örselenmiş bir çocuk. Onlar böyle direkt gözünden, yürüyüşünden tanırlar, hedef seçerler ve uğraşırlar özellikle, eziyet ederler. Onlardan birisini gördüyse orada tehdit etmiştir. Yarın gel bak okulda bacağını kıracağım seni diye. Yapacağından değil, o eziyet etmek için yaparlar bunu. Ondan aniden fikir değiştirmiş olabilir. Arkadaşlarına onu soruşturun. Birisi buna zorbalık yapıyor muydu? Sıkıştırıyorlar mıydı çocuğu? Ya daha çok zorbalıktan çok şeyden dem vuruyordu. Hani kızdırıyorlar beni babası. İşte ne diye? Tamam, oradan yani, zorbalığıdır onunla da işte. Ben de kendisine diyordum hani en ufak bir şeyden sinirleniyordu hemen. Yok, sen sinirlendiğin şey için değildir. Zaten seni sinirlendirmeye şimdi, devam ediyorlar. Hayır, önce... onunla da akran zorbalığıdır ve böyle çocuklar özellikle hedef seçilir. Yani okula çok büyük görev düşer burada. Ancak okul öğretmenler el birliğiyle engelleyebilir bunu. O da maalesef çok fazla bilinçli değiliz. En yakın arkadaşlarını tanıyor musunuz? Bir an önce Seher Hanım dedi ki işte okula gittiğimde Emir'in arkadaşları, en yakın arkadaşı kim diye sordum. Onda da hepimiz arkadaşız cevabını aldım. Siz konuştunuz mu onunla? Benim yaptığım iş itibariyle özel şoförlük yapıyorum ben. Gün içerisinde fazla bir zamanım olmuyor ama şu anda evli olduğum eşim şu anda okul aile birliğinde. Tam okul arkadaşlarıyla konuştunuz ve bütün mesela, arkadaşlarının falan onu diyor. Arkadaşlarının hepsinin telefon numarası var. Okul aile birliğinin WhatsApp grubu var. Mesela oradan cuma da... günü okulda bir şey yaşanmış mı? Çünkü hafta sonundan sonra pazartesi günü çocuk okula gitmekten vazgeçiyor. Hani kaçacak olsa başka bir günde kaçabilecekken yani... okulda gitmekten kaçmış belli ki. Cuma günü bir olay mı olmuş mesela? Sordunuz mu öğretmenlere? Ya ben genelde her akşam hem ufak oğluma hem kendisine okul nasıl geçti? Yok, okulla okuldakilere ilgili bir sıkıntı... sorma fırsatınız yok, oldu mu okuluna? Yok. Öğretmenleriyle hiç konuşamadınız mı daha okul yani arkadaşlarıyla? Yani rehber öğretmeniyle biz devamlı irtibat halindeyiz. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman rehber öğretmeni tarafımı, bazen beni bazen eşimi arıyor. Seher Hanım siz gidebildiniz mi okuluna? Bugün gittim, bütün öğretmenlerine, arkadaşlarına sordum. İnce Hanım yalnız şöyle bir şey var. Evden gitmeden bir gün önce babasına şey demiş. Benim bir tane arkadaşım var demiş herhalde. Ben onun evinde kalabilir miyim diye izin istemiş. Öyle mi? Evet, bu da okuldan değil, TAS kursuna gidiyordu, oradan bir arkadaşıymış, babası da izin vermemiş.
Kimdir yani, o arkadaşı olmaz. Tanıyor musunuz yok, onu? Yok, tanımadığımız için izin vermedik zaten. Peki ismini falan sordunuz mu? Onun yanına gitmeye çalıştınız mı? Kendisiyle görüştük. Görüştünüz. Evet evet, kendisiyle evet. Görüştük. Abi dedi ne olur dedi, ben de haber alamıyorum dedi. Eğer haber alırsanız dedi, benim haberim yok dedi. Bana da bildirin dedi hatta kendisi. Şimdi ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Kaç yaşında bu arkadaşı? Yani tanımadığımı... Telefonda konuştuğunuz mı? Yaşını sormadınız mı? Yok, sormadım. Bağlama kursuna yani? Gittiği bağlama kursuna yok, gittiniz mi mesela? Şöyle söyleyeyim, Emir'le aynı yaşlarda, ses tonu öyle geldi. Yani. Peki o gittiği bağlama kursuna gittiniz mi oradaki hocasıyla, gittim, kimler var gittim. Orada? Hep siz gittiniz herhalde Serhat. Yani, evet. Eşim, ben dün gittim, gezdim, şey yaptım. Yok yani o şey, o gün kurs yokmuş, o yüzden hiç kimseyi de bulamadım. Yani öğretmenler de olmadığı için... Şimdi bu yani bu arkadaşı denen kişi, ona yani bir şekilde ulaşmanız lazım. Ders aldığı hocasıyla konuştunuz mu mesela, telefonunu bilgilerini verirseniz biz de araştıralım onları. Zaten şu anda evli olduğum eşim de aynı saz öğretmenlerinden onlardan ders alıyor. O da aynı şekilde gidiyor. Oradaki herkesi tanıyorlar. Yani. O da oradan. Evet, o zaman arkadaşını tanıması lazım eşinizin oradaki. Yok, aynı grupta değiller. Ayrı gruptalar ama hemen hemen birçok öğretmeni falan orada tanıyor. Çünkü ayrıyeten tiyatro kursuna gidiyor. Emir orada piyano kursuna gidiyor. Aynı yerde mi gidiyor? Hep aynı yerde. Evet. Hepsini aynı kültür yerde. Merkezinde. Peki İmci yani buyurun Seher Hanım. Bence Emir yani kendi okulunda olan arkadaşlarla değil, dışarıda olan arkadaşlarla ve ben adım kadar eminim. Hani Emir'i tanıdığım kadarıyla Emir'in yanında bir kişi var. Yani biri var. Emir'i yönlendiren biri var. Kim olabilir Seher Hanım? İşte bu SAS kursundan bir arkadaşı olabilir. Bilmiyorum, internet şeyleri bende yok. Yani bende bir ara bir telefon Instagram sayfası vardı. Telefon kimin adına kayıtlı? Hani o da bende ama telefon yok ki epeydir yok şeyleri elinde. Ben bakayım yani. O zaman hani, babaya soralım onları zaten, onu atladık. Sosyal medyada hani zaman geçiriyor muydu, kimlerle yazışıyor? Yok şu anda evet. Instagram'ını, Facebook'unu hepsini dondurdu, yok onları. Niye dondurdu bunların hepsini? Çok mu vakit yani, geçiriyor diye engellediniz? Ya yok, biz engellemedik, kendisi evet. Sildi. İşte zorbalık gördüğünün bir kanıtı bu. Yani birilerinden kaçıyor, saklanmaya tabii. Çalışıyor. Ne zaman kapattı onları? Yani şöyle söyleyeyim, yani şimdi konuyu hep... Ya tartışmak amaçlı söylemiyorum. En son Emir'in söylediği üzerinden konuşuyorum. Kendisi bir ara Instagram'ı annesiyle ortak kullanıyordu. Evet. İşte annem hayır, de giriyordu, şey de giriyordu. Ortak kullanmıyordu. Şöyle bir şey, Emir'in sayfası bende de vardı. Ben Emir'den gizli sürekli girip bakıyordum. Takip ediyordum. Kiminle takip ediyordum. Kiminle tamam. mesajlaştığına falan, arkadaşlarına bakıyordum böyle. Peki nasıl, kimlerle mesajlaşır, nasıl o paylaşımlar yapardı orada? O zaman sadece şey... Sınıf arkadaşlarıyla kendi resimlerini paylaşırdı. Yani hiç şey bir şey görmedim. Peki, zaten gördüğüm zaman babasına söylüyordum böyle bir şey var diye. Kapattı, tarih önemli. Gene orada demek ki bir şey yaşanmış ki kapatmış hepsini, dondurmuş. Emir şeydi, İmci Hanım, Emir sürekli zaten açıp Instagram çabuk sıkılıyordu, kapatıyordu yani kendi. Açıp kapatıyordu. O Seher Hanım neredesiniz şu anda siz? Ben şu an Sultan Gazi'deyim. Uzaktasınız. Sizi ben bugün aslında oraya geldim. Buyurun, ama işte... yetişemediniz içeriye. Evet, yetişemedim. Evet, bekliyorum ben sizi ama şimdi arkadaşlarım zaten söylenen bu gelen ihbarları değerlendirmek için çıktılar. Siz de Ersin Bey'in arkadaşınız. Tanıyor musunuz Emir'i? Şimdiki bacanağım. Kendisi. Ha, bacanaksınız, evet. Anladım. Emir'i tanıyorsunuz. Tabii tabii, yani hemen hemen özellikle her hafta sonları yani Göktürk'e geldikleri için yani... Her hafta sonra bazen hem anne görüşüp... babalar fark edemez de çocukların, dışarıdan bir göz daha net ya fark eder. Şimdi... Ya bu çocukta şöyle bir durum var diye. Dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? Kendim yalnız bir çocuk yani, muydu? Emir'de gördüğüm hani Emir'de olan şeyler için Emir çok hani hemen atılabilecek bir şey. Bir işte karşıda mesela mesire alanında oturuyor örneğin. Aha. Karşıda işte konser var şey falan. Giderdi işte hemen mikrofonu alırdı, kendisi söylerdi. Hani kendisi katılırdı bazı şeylere. Kendi çabasıyla sosyal bir an, girişimi olan örneğin çok, evet. Bir yerde oturuyoruz kendisi, hani derdik Emir bir sesi de güzel, güzel sanatlara da gittiği için hani derdik ki Emir işte bize bir işte şarkı söyle, türkü söyle gibisinden, Emir'im hiçbir şekilde abi şimdi değil biraz sonra çekinmeden. Gibisinden hiç yani hemen çekin kendisi yani çok güzel bir şekilde hemen konuya dahil olurdu yani anlatırdı yani Emir nasıl söyleyeyim çok cana yakın yani
bilemiyorum yani. Emir şimdi böyle peki, şey Emir, yaptığında... birilerinden kolay etkilenip, kandırılıp yönlendirilebilir çok mi? Çok çabuk. Evet. Çok çabuk. Nasıl çok etkilenebilir? Kimler etkiler Emir'i? Yani nasıl hani dediğim gibi hani bir konuya çok çabuk dahil olabilecek yani kendi şahsi görüşüm şey olarak. Hayır, hani ilgi alanlar işte piyanoya gidiyor dediniz, bağlamaya gidiyor dediniz. Sanatla evet. ilgili bir şey olduğunda mesela böyle bir yere gitmek işte müzikle ilgili bir çalışma yapmak, belki bir oyunculuk böyle örneğin, bir ortama girmek gibi bir hayali var mıydı? Biri onu böyle etkileyebilir mi? Onu söylüyorum. Ya şöyle Emir'de hayal var ama onu gerçekleştirmek için mücadele yok. Öyle demeyelim. Var çocuğumuz yok, gidiyor. Şöyle söyleyeyim gidiyor, ben çünkü içinde olsun? Olduğum için şöyle yani söylüyor ama bazen şey yapıyordu. Baba ne olur bana karışmayın ben kendim dersimi çalışacağım falan diyordu. Biz de bırakıyorduk hani kendisi yapsın diye tamam seni dinleyeceğiz diyorduk. İki hafta kendisine ders çalışması gerektiğini söylemediğimiz halde iki hafta ne kitap açardı ne müzik yapardı. Ersin Bey demin sorumun cevabını ya ben duymadım ya alamadım. Bu sosyal medya hesaplarını niye dondurdu? Yani kendisi istemedi. Biz kendisi, de saygı ne oldu duyduk da yani. Birdenbire hepsini kapattı? Bir şey biz, oldu ki kapattı 16 yaşında artık çocuk artık istemiyorum baba. Annesine ne oldu zaman dilimine denk geliyor denk mu? Geldi o döneme onu denk geldi. Evet, evet. Seher Hanım sizin bilginiz var mı bundan? Annesinin o basketbol maçına gelmediği günlere denk geldi. Evet o dönemlere denk geldi. Seher Hanım siz biliyor musunuz? Bir de herhalde gitmeden bir gün önce babası şey demiş. Emir dersleri nasıl falan demiş. Emir de demiş ki hiç iyi değil demiş herhalde. Ondan sonra babası ona demiş ki şey bu gidişle çöpçü olursun falan. Acaba diyorum ki hani bundan dolayı mı gitti? Hani siz bunu kimden duydunuz? Verildi. Bir gün önceki şeyi benim bilmediğim şey Ersin nasıl Bey siz mi anlattınız Seher? Şeydi, yok öyle bir şey. Bir gün önceki söyledi. Karakolda söylediniz. Hayır ya. Siz kimden Ersin duydunuz Bey. Hanımefendi bunu? Babasından duydum. Ersin Bey karakolda ifade verirken. Ersin Bey karakolda hayır karakoldaki memur bey ifade verirken dedim hani çocuklara şu anda gerekli bütün desteği veriyorum kendisine. Hı hı. Hani bir çocuk desteği almazsa şey olmazsa da artık kendi yolunu kendi seçecek yani. Şimdi İnce orada Hanım şöyle bir şey var. Emir'in babası kötü bir adam değil. Gerçekten çok iyi bir insan. Ersin Bey'in hiçbir kötü alışkanlığı yoktur. Evcimendir. Hani ona kötü örnek olabilecek hiçbir kötü şeye sahip değil. Şey diyorum ben. Hani Emir biraz ders konusunda sıkılgan bir şeydi ya. Acaba ondan mı sıkıldı da şey yaptı? Bundan kaçmış olabilir, etkilenmiş olabilir diyorsunuz. Bunlar yoksa Ersin çok hı-hı. ilgili babadır. Yani ilgilenir, oğlunun peşine düşer. Allah var yani hiçbir şeyini eksik etmez. Okul olsun, ders olsun peşinde koşuşturur, eder, yapar. Seher Hanım peki size hiç oğlunuz hani iki aydır da sizinle görüşmüyor. Onun öncesinde de aslında bazı sıkıntılar yaşanmış belli. Gideceğim ikinizi de istemiyorum. Beni arayacaksınız işte bulamayacaksınız. Bir şey söyledi mi hiç kızgınlığını dile getirdi mi hiç daha önce? Yani buraya geldiğinde ben dedim Emir'cim dedim niye bana böyle yaptın falan dedim. O da dedi ki şey dedi anne dedi hani bana geçen gün de Emir bana Emir'in telefonu yok ama bana mesajlar geldi Emir'in telefonundan. Evet. Yani babasına attım ben bu mesajları. Babası dedi şu an Emir'in telefonu yok. Bana, yani herhalde annesi üvey annesi vermiş telefonunu hattını taktırmış yazmış. Ben de o zaman teyzemin kızı yeni vefat etmişti. Emir dedim şu an teyzemin kızı öldü. Hani seninle mi uğraşacağım? Emir de inşallah sen de ölürsün. Biz de senden kurtuluruz falan gibi yazmış. Ne istemişti sizde mesajdan? Yani ne istiyordu aslında size? Bir şey anlatıyordu onu yarıda kestiniz. Bana şey diyordu ben anlamıyorum. Bana diyordu ya sen beni öldüreceksin anne ya da ben kendimi öldüreceğim. Bir dakika, böyle diyordu. Ne anlatıyorsunuz o zaman durun bakın sandığımızdan. Çok daha ciddi korkutmak istemiyorum. Anlaşılmama sizin açınızdan. Bakın anlaşılmama şeyini yaşıyor Emir. Tamam. Emir'i siz anlayamıyorsunuz o zaman. Eğer Emir böyle düşünüyorsa. Bir şey söylüyordu. Bu anlaşılmama değil Seher, güven eksikliği. Güvenini kaybetmiş. Ay. Anne babaya güvenini Seher Hanım bir şey söylüyordunuz. Tamamlayın onu lütfen. İnci Hanım bir de şöyle bir şey var. Herhalde şey dediler bana. Dün onların kapısına gittiğim zaman bana şey dediler. Emir'in üvey annesi dedi ki Emir dedi silah arıyormuş dedi. Seni öldürecekmiş dedi. Aynen aa. Böyle bir şey de söyledi. Hani bu kadar da benim öldürecek kadar benden hani nefret edecek kadar aramızda hiçbir şey yok. Her şimdi Seher Hanım siz bir annesiniz evlatların kafaları karışık olabilir farklı duygular olabilir desteğe ihtiyaç bunlar ayrı konular. Ama şimdi şu anlattıklarınız Emir'in bulunması noktasında ne kadar daha acele etmemiz gerektiğini bize söyleyen kavramlar. O işin ayrı bir boyutu bu çocuğun desteğe ihtiyacı var zaten alıyormuş ama yetmemiş besbelli. Onu inşallah sağ salim bulduğumuzda konuşacağız ama demek ki şimdi ben başta açıkçası şöyle düşünmüştüm ilk yayına girdiğimde hani basit sınavdan çocuklar karnım ağrır diye okula gitmek istemez. O
16 yaşındaki çocuk da belki bir arkadaşına gitti, bir gün uzaklaştı diye ama yani bir çocuğun silah araması, annemi öldüreceğim demesi bambaşka, canım, bambaşka şöyle, bir yere gidiyor. Bir de şey bir çocuk Emir kendisi... canım, şöyle evet. Bir çocuk da Emir mesela girdiği ortamda dikkatleri üstüne çekmeyi seven bir çocuktu. Bir de çok saf bir çocuk yani. Hani herkese kanıp gidebilecek kapasiteyi sağ... Hani ne kadar herkese kanar mesela sizin oğlunuz? Herkese ne kadar? Tanımadığı biri kanar. Ona yani, gelmese gider mi? Hanımefendi, tabii ki oğlunuzu çok iyi tanıyorsunuz. Ben sadece resmini gördüm ama bu gözler bana böyle pek herkese kanarım gibi gelmiyor. Öyle öyle. Yok zeki bir çocuk zeki yani bir belli. Hani öyle zeki şimdi zeka saflık deyince hani zekada bir problem anlarız. Biz öyle bir problemi yok yani hiç... Herkese kanacak zaten bir çocuk değil ve İstanbul'da yaşıyor, sosyal medya kullanıyor. Hayatın kötülüklerine kimdir ne kadar şahit oldu. O kadar da harcamayın şey çocuğunuzu, hiç sanmıyorum o kadar olduğunu. Bir yaşındaydı ayrıldık, yani çocuğum benim yanımdaydı, 3 yıldır babasının yanında. Velayeti bendeydi, benimle birlikte kalıyordu, ben de ailemle birlikte yaşıyordum. 3 yıldır babanın yanında, 3-4 yıldır babanın yanında. Ne zaman başladı bu problemler Seher Hanım? Yani sizin yanınızdan ayrıldıktan sonra mı? Hayır, Emir'in bana böyle bir şeyliği falan bu üç aydır falan var. İki üç aydır bir şey yaşanmış ki bu çocuk sosyal medyasını da kapatmış, böyle tavırlar sergilemiş. Yani bir arkadaşı falan kimdir şey, mesela Ersin Bey, en yakın arkadaşı İnce kim oğlunuzun? Bir de şey, bugün kantinci dedi ki 15 gündür Emir çok içine kapanık dedi. Hani öyle 15 değildi gündür. Dedi. 15 gündür bayağı bir içine kapanık görüyorum dedi. En yakın arkadaşı kim? En yakın arkadaşı Kaan. Diye onunla konuştuğumuzda ne anlatsa Kaan? Yani bugün kendisiyle görüştüm. Abi dedi çok üzgünüm dedi. Sabaha kadar uyuyamadım dedi duyunca dedi. Ne olur bulunca dedi bana da haber verin. Evde bir not bir şey buldunuz mu? Bir yok, kendine hiçbir şey yok. Çok değer verdiği bir eşyasını yanına almış mı? Para almış mı üzerine? Harçlığı var mı? Harçlığı evet kimliği yani, bunlar. Kimliği üzerinde bir de evet. Öğrenci pasosu üzerinde. En son kendisine pazar günü bir 20 lira vermiştik. Hı hı. Onu da eşim şey söyledi, kumbarasını atmış dedi. Üzerinde hiç parası yok. Çocuk dünden beri aç susuz yani. Aynen öyle. Bence Emir'in yanında biri var İnce Hanım. Ya bir arkadaşının yanında biri var tabii, yani. Seher Hanım o biri sence, sizce sizin tanıdığınız biri mi yoksa herhangi yabancı biri mi? Yani benim... Tanıdığım biri de şöyle yani Emir'in tanışık olduğu biri ama bununla artık ben bilmiyorum ki telefon kullanmıyor ama dışarıda internet kafelerde giriyorsa hani bakıyorsa bir ya internetten tanıştığı bir insandır ya da ne bileyim ben bu kurslara falan gidiyor kurslarda arkadaşlık yaptığı insanlardır çünkü... Hani Emir bu kadar cesur değil, bu kadar gidemez ya, gitmez yani. Cesaretten öte üstünde 5 lira parası bile olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. Bizi ilgilendiren evet, Emir dün gece nerede uyudu? Evet, nerede? Beni yani asıl ilgilendiren konu Emir evet, nerede uyudu? Nerede uyandı, ne yedi, ne içti? Yani gündüz bir yerlerde gezer, AVM'ye girer, kafeye girer, çay içer, belki yürür parklara. Nerede uyudu bu çocuk? İnce gece? Hanım. Efendim Seher Hanım. Bundan herhalde bir sene falan oluyor. Emir daha önce de şöyle bir şey yapmıştı. Ben o zaman evli değildim. Yine anne baba ayrıydık. Emir bugün yine okuldan ama o gün okula gitmişti. 4:30 gibi okuldan çıkmıştı. Evet. Bu oradan şeye gelmişti. Mecidiyeköy'e gelmişti. Beni aradı. Anne ben sana geliyorum dedi. Oğlum dedim neredesin dedim. Hemen dedim birinin telefonuna... Bir bayanın telefondan beni aradı. Neredesin dedim. Hemen dedim bir bakkala git dedim. Konum falan at. Ondan sonra hemen gitti bir bakkala konum attı bana. Ben gittim evet. Aldım ama Emir çok hani korkmuştu. Hani sanki boyundan büyük bir iş yaparsın ya. Emir evet. Boyundan büyük bir iş yapmıştı. Çantasını bile nerede bıraktığını bilmiyordu. O şok içerisindeydi yani. Peki niye çıkıp oradan oraya gelmiş ve beni alın diyordu size? İşte benim yanımda kalmak istiyormuş. Anne ben artık gitmeyeceğim dedi. Senin yanında kalacağım dedi. O yüzden gelmiş. Ben ama bu zaten yani normal olarak söylesel kaçarak gelmesine gerek var mıydı yok. Bunun için? Gerek yok. Serbest yani kendisini engellediğim bir gün yok. Onu da söyleyeyim ben seneden kaçtığını. Okuldan kaçtı. Okulu istemiyordu. Evet. Ben de artık en son kendisine hatta eşimle birlikte de söyledik. Dedik ki oğlum gerçekten okul hayatını istemiyorsan yani önüne gelecek olan imkanlar bunlar. Hani okuduğun zaman şu imkanlara sahip olacaksın. Okumadığın zaman da serbest meslek olacaksın ya da bir kendini eğitebileceğin bir mesleğe gideceksin.
Bu her türlü meslekte şimdi olabilir. Şimdi Emir Yılmaz'ı arıyoruz. Fotoğrafları tekrar tekrar veriyor arkadaşlarım ekrana. İnci Dün Hanım. Okula diye gitti, kayboldu. Bir saniye Seher Hanım. Bu arada sosyal medya hesaplarını kapattı diyorsunuz siz ama arkadaşlarım diyor ki şu anda iki hesap bulduk ama hani girebildiniz mi hesapları? Anlayamadım orayı arkadaş. Hesaplar kapalı ama onun adına görünen yani şu anda faal durumda olan iki hesap var hani. İki bir hesap var. Sizden gizlediği bir hesaplar bunlar belki. Bana söylediği girmiyorum dedi. Hiçbir şekilde şeye girmiyorum. Zaten evde bir tane tablet var. Telefon elinde yok. Onu da genelde ufaklık... İnternet kafeye falan gider miydi? Yani ev oğlum vakit... şöyle izin almadan kesinlikle hani bir yere gidecekse dahi zaten kendisi istediği zaman biz gereken izni veriyoruz. Kız zaten. Arkadaşı var mı? Kız arkadaşı vardı bir dönem ama sonradan ne olduysa anlamadık. Ne zaman ayrıldı ondan? Yani çok oldu, epey oldu. Şu anda kız arkadaşı... Epey oldu derken? Yani geçen dönemde, okulun geçen döneminde bir kız arkadaşı vardı. Hatta şu anda mesela bir kız arkadaşı var benim tahminimce kendisinden hoşlanıyor. Yok baba ben istemiyorum, şey yapmıyorum. Hı hı. Hiçbir şekilde bir kız arkadaşım olmayacak dedi. Biraz kendine güven problemi de var. Şimdi yani, dün doğum günü, Emir'in doğum günü değil miydi? Yok. Başka birinin doğum günüydü. Pastaya o yüzden yetişemedik. 6. ayın 6'sında doğum günü. Tamam. Başka kimin doğum günüydü bir akraba? Yani benim teyzemin kızının doğum günü. Ama oraya geç gittiniz siz. Yani Emir'in şeyden piyano kursundan dolayı. O yüzden geç kaldınız. Onu bekledim. Tamam. Seher Hanım bir şey söylüyordunuz. Buyurun. Hatta mı Seher Hanım? Vardı. Buraya geldiğinde orada mutsuz olduğunu, huzursuz olduğunu, orayı sevmediğini söylüyordu bize. Bizden oraya gittiği zaman da aynı şekilde o tarafa bizim için öyle burada mutsuz olduğunu. Bu galiba işte, ilgi çekmek için kesinlikle bir yöntem evet, çocukların bunu değil yapıyordu mi? Yapıyordu mesela bizi aslında birbirimize anlaşılamama bayağı bir ve değer evet, görmeme kaygısı yaşıyor bence. Anlaşılamama kaygısı yaşıyor bence çocuğunuz. Şimdi, ya belki size hissettirmiyor bunu. Sizin yanınızda çok mutlu olduğunu gösteriyor eşiniz de size. Annesinin yanında daha keza öyle ama sanki böyle bir anlaşılmama korkusu şimdi, var, kaygısı var çocuğunuz. Ergenlerde anlaşılamama kaygısı değildir. O daha farklı bir şeydir ama esas problem anne babaya anne baba gözüyle bakmak demek. Ya, bakması gerekir. Bu ne demek? Yani bir arkadaş değil de anne güven baba. Güven duygusu. Ha, müthiş güvenecek. Yani benim başıma ne gelirse gelsin arkamda babam var. Arkamda babam ister şey önüme atılır. Canını feda eder. Bu hissiyatı vermemiş yıkar midir sanki Ersin Bey? Vermemiş ki yok çocuk. Yoksa ilerlemiştir diye görüyorlar. Sanki bu hissiyatı onlar vermiştir diye. Ben gereğinden fazla verdiğimi düşünüyorum. Yani ben oğlumla arkadaş gibiydim dediği anda birisi sorun orada tam başlıyor. Tam arkadaş gibi yok, değil yani. Babalık zaten duruyor da duruyor, yakınlık evet manasında bir arkadaş. Ama şunu unutmayalım kendisine, ki Emir'in yaşadıkları da çok şimdi, özel durumlar. Ama arkasında yani, duran bir baba figürü gibi duruyor. Şimdi şöyle, bir izninizle tamam, Seher Hanım ben sizi buraya bekliyorum. En son Ataşehir'de bir AVM önünde görüldüğüne dair ihbarlar var Emir'in. Fotoğrafa dikkatlice bakın ben yine size söz vereceğim ama seyircilerimden de ihbar bekliyorum. İstanbul'da Kadıköy'de dün okula giderken ortadan kayboldu Emir. 16 yaşında üzerinde siyah şişme bir mont var. Gözlükleri var, saçlar yine bu şekilde en son fotoğraflarından evet, evet, en biri son bu. 1.70 boylarında ve gören bilenlerden yardım istiyoruz. Çünkü Emir'in kafası epey bir karışık ve annesi diyor ki ben öğrendim ki hani bir silah arıyor annemi vuracağım diyor. Yani anne baba ayrılmış bir yaşındayken 3 yıl öncesine kadar anneyle yaşıyormuş. Sonra baba bir evlilik yapmış, anne bir evlilik yapmış. Babanın yanına gelmiş Emir 3 yıldır ama dünden bu yana bir haber yok. Bir telefon var diyor arkadaşlarım. İnşallah Emir'le ilgili güzel İnşallah bir haberdir diyorum. Alo. Efendim. Merhabalar, buyurun canlı yayındasınız. Emir için aradınız sanıyorum. Ha, Emir için aradım. Sabah saat 11'de. Sesiniz gitti. Sabah 11'den sonrasını anlayamadım. Telefonu tekrar duyabiliyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Tekrarlar mısınız lütfen? Sabah 11'de. 11'de 2. Hatmayı sokakta aktarma otomatikler. Ben otomatikte oturuyordum arkadaşlar. Evet. Kapıdan girdi dedi. Abi dedi ben dedi içeri soğuk. Biraz oturabilir miyim? Oturdu içeriye. Ondan sonra... Nerede burası? Neresi? Bak arıyor. Aynı canlı yayında arıyor arkadaşım benim için. Konuşuyor bak canlı yayında şu anda. Evet neresi? Bölge neresiydi be abi? Kadıköy Ziver Bey. Peki. Arkadaşlarım söylüyor. Buyurun. Evet 11'de girdi. Soğuk oturabilir miyim dedi. Sonra? Sonra çay ister misin dedim. İçmeyeceğim abi dedi. Biraz oturdu 15-20 dakika sonra. Sonra çıktı. Ben dedi şeye gidiyorum.
Nereye gidiyorum? Bak, şu anda bak şu anda canlı yayında da aynı bizim arkadaş arıyor, konuşuyor. Aynı olayları konuşuyor bak. Sizler. Canlı yayında arkadaşım arıyor derken niye kastediyorsun? Başka biri daha bize ihbar için. Peki. Beyefendi. Evet, aynı. Eminsiniz emir olduğundan değil mi? Birebir konuştunuz. Kardeşim konuştum. Ben üşüyorum dedim. Niye arkadaşım var dedi. Arkadaşım var dedi. Yani arkadaşımı bekleyeceğim ben dedi. Evet. Sonra ben ayrıldım buradan. Sonra telefon ettim oraya dedim. Böyle böyle bir çocuk aranıyormuş diye. Ya şimdi çıktı. Ben dedi gemiye binip karşılara gideceğim dedi. Amcamın çocuğu bekliyor dedi. Ondan sonra oradan çıktı gitti yani. Bir dakika gemiye bineceğim dedi öyle mi? Evet evet. Karşıya Züver Bey'den da... nereye geçiyor? Kadıköy iskelesine oraya. Zaten iskelede tüm koridor boyunca hani bütün her yere kayıp planları bastırdık. Kayıp planlarını şey yaptık bütün saat duraklara. Saat en son kaçta oradan çıktı? Ne kadar süre oradaydı? Yani saat kaçta aratılmış? Yarım saatten fazla yani ben orada çıktım. İşte ben çıktım oradan orada oturuyordu o. Daha yeni. Daha yeni yani. Daha arkadaşınızla yeni. Da bir konuşalım. Bu çok önemli bir ihbar. Çok teşekkür ediyorum beyefendi. Bir reklam arası vermem lazım. Hatta açtık süreyi ama en son Kadıköy Züver Bey'de görülmüş. Rıhtıma inmiş. Oradan vapura binip karşıya geçeceğim. Amcamın çocuğu bekliyor demiş. Acaba kiminle buluşacak? Emir Yılmaz'ı arıyoruz. Gören bilenlerden yardım istiyoruz. Belki de şu anda bir vapurda bu ihbar eğer doğruysa. Emir Yılmaz 16 yaşında dün Kadıköy'deki okuluna gitmek üzere evinden çıktı. Aslında okulun oralarda görüldü Emir ama okula gitmedi, ortadan kayboldu ve ailesi ondan bir haber almak için programımıza geldi. Baba Ersin Bey burada, anne Seher Hanım hattaydı, birazdan o da bizimle birlikte olacak. Emir'in Anadolu yakasında görüldüğüne dair çok sayıda ihbarlar var. En son Kadıköy Züver Bey'de bir otogaleriye girmiş ve bir 15-20 dakika orada oturmuş. Aslında Emir'in üzerinde hiç parası yok. Dolayısıyla karnı aç, belki orada burada vakit geçirip ısınmaya, işte uyumaya, dinlenmeye çalışıyor ve karşıya geçeceğim, vapura bineceğim demiş. Gerçekten vapura mı bindi yoksa o Kadıköy iskelede, şimdi reklam arasında arkadaşlarım söyledi, orada Mimar Sinan'ın bir kampüsü var, bir bina var yine güzel sanatlarla ilgili, orada bir kantine mi gitmiş olabilir? Daha önce orada gittiği yerler var mıydı, vakit geçirir miydi yani, Ersin Bey? Bir kere Kadıköy'de Sümeyye miydi şimdi? Süreyya. İşte orada bir şey vardı, konser vardı. Konsere evet. Gitti ve daha sonrasında bir kere daha gitmek istedi. Dedi bu sefer de dedi piyano var dedi. Ama ben de eşim de uygun olmadık. Dedik yani Kadıköy'de de tek başına da gitmeni istemiyoruz. Ama şu anda işte kendince belki orada vakit geçirmeye çalışıyor olabilir. Aynen. Aklıma şu geldi. Buyurun. Şarkı söylemekten çekinmediğine göre belki hani sokak şarkıcısı gibi şarkı söyleyip 3-5 kuruş bir şey toplamaya da çalışıyorlar. Olabilir. Kadıköy'de bunun için zaten çok uygun bir mekan. Aslında alan epey bir daraldı. Yani daha önceki ihbarda da dün Ataşehir'de görüldüğü söylenmişti. İşte Kadıköy'de bu sabah görülmüş. Bizi Kadıköy'den izleyen, Anadolu yakasından izleyen, o bölgeden izleyen sevgili seyircilerimize bir kere daha seslenelim. Emir Yılmaz'ı arıyoruz. Daha 16 yaşında ve biraz kafası karışık bir çocuk diyelim. Yani ailenin yaşadığı olaylardan en çok çocuklar etkileniyor. Hep olan çocukları oluyor. Ve biraz arada kalmış hissediyor kendini galiba. Ersin Bey, bir evladınıza yine bir seslenin. Belki bir yerde şu anda izliyor bizi, bilemiyorum. Beni çok iyi biliyor. Yani kendisini ne kadar sevdiğimi, kendisine ne kadar değer verdiğimi en iyi kendisi biliyor. Ne olur oğlum yani. Senden hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştım. İnşallah sağ salim Emir'i İnşallah. Bulacağız. Aile perişan. Emir Yılmaz'ı arıyoruz. Fotoğrafını sık sık ekrana getireceğim ve ben sevgili seyircilerimizin de onu gördüğünde bizi hemen arayacağına inanıyorum. Aslında görünce de rahat tanınıp akılda kalacak bir tipi var Emir'in. Hani gözlükleriyle, saç şekliyle kolay anlaşılabilir. Üzerinde okuluna ait siyah bir polar eşofman üstü, siyah şişme bir mont, yeşil bir sırt çantası ve yine siyah pantolon vardı Emir'in. Gören bilenlerden yardım istiyoruz sevgili seyirciler. Bu konuya tekrar döneceğim. Gelelim Murat Kocaeri cinayetine. Manisa Soma'dan geldi aile. Murat Bey'in, rahmetli Murat Bey'in anne ve babası günlerdir bizimle birlikte, iki gündür. Ve bugün de işte dünürleri Mehmet Ali Eker ve öldüren rahmetli Murat Bey'in baldızı Fatma Eker burada. Hoş geldiniz diyorum. Çünkü burada gerçekten çok zor da bir durum yaşanıyor aslında.
bir yandan Fatma'nın başından geçen o nişanın bozulmasının, nişan olayının bu cinayetle bir ilgisi olabileceği konuşuluyor Fatma. Evet. Bunun merkezinde olmak senin açından da son derece zor bir şey aslında, evet, değil mi? Çok ama üzücü. Buraya geldin, bütün bunlarla açık açık konuşacaksın, bütün bu iddialara da cevap vereceksin. Evet. Çünkü dün ortaya bazı iddialar atıldı. Evet. Bugün arkadaşlarım senin eski nişanlınla da konuştular. Hı hı. Ve canlı yayında da olacak değil mi arkadaşlar? Bir değişiklik yok. Birazdan bu nişana aracılık eden Ercan Bey ve Fatma'nın eski nişanlısı Adil Bey de canlı yayında olacak. Ama neler konuştuğumuzu özetleyelim istiyorum size. Murat Kocaeli cinayeti dosyasında iki gündür yayınımıza katılan Fatma bildiklerini saklıyor mu? Birisini koruyor mu yoksa birisinden korkuyor mu? Fatma Hanım, işte sizi çok çok sevdiğini, sizin için dağları devireceğini söyleyip sonra en ufak bir şeyden kavga çıkartır mıydı? Gereksiz yere aşırı... Hayır, biz hiç tartışmadık. Aşırı kıskançlıkları size her şeyden böyle o baktı sen ona baktın gibi böyle aşırı bir kıskanç hali tavrı. Çok yoktu öyle. Ben öyle bir şey söylemedim. Tartışmayı kendisi çıkardı zaten. Onun yüzünden bir tartışma olmadı bizim aramızda. Tartışmayı kendisi çıkardı derken? Fatmacığım, bir şey saklamanın bir faydası i̇şte, yok. İşte düğün tarihini almak... Düğün tarihi... Düğün ne zaman olacak deyince ben de ailem ne zaman isterse o zaman olacak deyince ondan başladı tartışma. Öyle tamam o zaman dedim. Kibar mıydı? Biz arada bir haftada bir falan görüşüyorduk. Onun ailesi geliyordu bize. Öyle benim yanımda bana çok kibardı yani öyle sert... Bir şeyini görmedim ben. Size çok kibar davranıyordu. Hiçbir tartışmanız olmadı. Kendisi ayrılmak istedi. Takılarını da hemen o gece verdiniz, iade ettiniz. Aradan bir ay geçtikten sonra niye yumrukladı sizi? O bana telefon aldı. Telefon onu almış. Onu istedi. Altınları istedi. Ben hepsini poşete koydum. Altınları, telefonu hepsini verdim. Ertesi günü de sabah babasıyla birlikte geldi. Bana aldığı hediyeleri, eşyaları hepsini bir poşete koydum. Babasına verdik. O da hepsini aldı. Bizim bahçeye dağıttı. Ölünün malı dağıtılır demiş. Ben onu falan hiç duymadım. Peki telefonu kafasına atmış Fatma'nın. Yok yok, telefon değil. Kız kardeşim Adil'in yüzüne cüzdan attı. Al cüzdanı. Cüzdan dedi sürekli. Cüzdan nerede? Cüzdan nerede? O da alıp kafasına attı. Eşyalar dağıtılmış, birbirinin kafasına atılmış, evet, tehditler savurulmuş, ölünün eşyaları serilir denmiş. Bunlar çok önemli ayrıntılar. Bundan bir ay sonra sokak ortasında darp ediliyorsunuz. Şüphelendi mi? Rahmetli, evet, Murat Bey'in iş yerine altı el ateş edildi. Ve sen röportajında diyorsun ki hemen aklıma eski nişanlım geldi. Niye? Çünkü onlar gitmişlerdi. Ertesi günde beni polisler arayınca, böyle olunca... Onlar gitmişler. Adil'den şüpheleniyoruz deyince ben de olabilir dedim. Muhabir arkadaşım sana soru sorduğunda sen direkt aklıma geldi dedin. Peki bu olayı yapabilecek kişi mi Adil Bey? Yapabilecek diyorlar ama yapabilir yani. Eniştenizin dükkanının kurşunlanması, bununla ilgili sizin aklınıza ilk geldi mi bu kişiler? Onlar bize barışalım diye bir iki kişi göndermişler. Biz de olmaz deyince o gece kurşunlanmış. Bu olay gerçek mi? Peki nişanlınla bir başından geçen bir olay, bir yerde bir nasıl söyleyeyim, birlikteyken seni gelip rahmetli eniştenin oradan aldığı bir olay yaşandı mı? Hayır. Emin misin? Eminim. Bir daha düşün istersen. Benim eşim gidip de gece Fatma'yı alıp gelmedi bir yerden, hayır. Sanırım Dünür'le beraber gitmişler bir gece. Dünür'le Murat, evet. Gitmişler, depodan alıp gelmişler. Depodan? Evet. Çünkü gündüz... Dikili'ye gitmişler, kızlan oğlan. Evet. Oradan geliyorlar depoda. Gelmedi diyerek de Murat alıyor Dünür. Gidiyor, oradan beraber alıp geliyorlar kızı. Birkaç defa da bu kızlan oğlan dışarıya çıkmış. İzmir'e gitmişler, Dikili'ye gitmişler. Hayır, hepsini yok, gittikleri geldikleri şey yok. Yere böyle bir şey yok. Dedi. Murat Kocaeli'yi kim, neden öldürdü? Fatma, bu nişan en başına nasıl olmuştu aslında? Görücü usulü oldu. Bir Ercan denilen kişilerle birlikte geldiler. Biz de araştırdık. Herkes çok iyi deyince biz de olumlu baktık. Sen tanışmış mıydın daha önce Adil'le? Nişandan önce tanıyor muydun? Hayır, önce tanımıyordum. İlk o zaman bize geldiklerinde gördüm. İstemeyi. Sen aslında üniversitede okuyormuşsun. Evet. Okulu nişanlandığın için mi bıraktın? Hayır. Benim alttan derslerim vardı. Evet. Okulum bitti, alttan derslerim kalınca ondan sonra oldu bizim nişan. Ondan sonra. Baban tanıyor muydu? Mehmet Ali Bey, siz tanıyor muydunuz Adil Bey ve ailesini? Çok
tanımıyordum. Babasını görüyordum bir Soma'da. Onlar da çünkü kamyonculukla benzer evet. işler yapıyorsunuz. Hani oradan belki birbirinizi tanıyorsunuz diye düşündüm ama. Yok çok tanımıyorum. Ercan Bey'i tanıyordunuz. Onun sayesinde oldu. Ercan Bey'i tanıyordunuz. Ercan Bey şimdi canlı yayında Murat Sönmez'in yanında aracılık eden kişi ve aynı zamanda da Fatma'nın eski nişanlısı Adil Bey de orada. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi çokça iddia var karşılıklı ve rahmetli Murat Bey'in, babası İbrahim Bey'in bazı iddiaları var. Onun iş yerine gidip gelinliğiyle tartışmalar yaşandı ile ilgili ama önce bir Ercan Bey'le yaptığımız bir röportaj var. Bütün bu nişan süreci nasıl olmuş? Fatma kendi cephesinden anlattı. Bir ondan da bir dinleyelim istiyorum. Murat Kocaeli dosyasında adı en çok geçen Adil ile Fatma'nın nişanlanmalarına aracılık eden Ercan, yaşanan süreci anlattı. Fatma ve Adil Bey'in nişanlılık sürecini anlatabilir misiniz? Valla ben işte Muhtar'la arkadaş olduğu için bizim bir merhabamızda söyledik 2-3 sefer. Ondan sonra dedik Muhtar'a böyle böyle, ya bu adamlar iyi bir insan dedik, durumları iyi. Kızım yemek istiyorsan dedik, söyleyelim dedik. İşte ben bir konuşacağım, görüşeceğim derken bir hafta 10 gün böyle geçti derken sonra tamam gelsinler dedi, vardık. Ondan sonra konuştuk, görüştük. İşin olsun, halloldu bunların. Ondan sonra zaten ben bir de sürekli oraya gitmedim. Ondan sonra bunlar kendiler kaldı. Düğün olduğu için gidip geriyle konuşuyorlar. İşte ben dedi, nişan yapacağız mı dedi. Benim durumum yok dedi. Ben de bunlardan para alırım. Benim adım olsun. İnsanlara şey yapmaya hiç gerek yok. Ben seni düşürmem dedim. Ben bu oğlan dedim oğlum. Valla 3,5 milyar bize bir para vereceğim. Olmasın motora denene bırak parayı. Adam ayıp olmasın. Benim vermiş gibi olsun dedim. Anladın mı? Adamı dedim düşürmem çaptan dedim. Tamam da iyi dedi. Buraya dedi ben bırakıyorum dedi. Ondan sonra biz bir daha gitmedik zaten bunlara beraber. Biz seve gittik geldik. Biz yüz tuttuk. Ondan sonra geri döndük geldik. Orada ben bir sadece damatını, hatta kızı da var. Kendi kızı da vardı işte. Başkalarıyla görüşüyorlar mıydı? Oğlan başkalarına az da kız ulara birine falan konuşuyormuş. Mesajları falan görüyormuş falan dedi bana. Ben telefon kullanmasını bilmiyordum dedim. Benim elimdeki telefon kara düzen telefon. Benim mesaj yazmasını bilmem. İşim olmaz, işim olmaz. Ondan sonra bu o dayı orada bir yere konuşuyormuş, bilmem burada konuşuyormuş. Ben valla dedim görmedim, ben kimsenin dedim, yüzüm şey yapamam, yorum yapamam. Hoşuna giderse dedim, evine de hoşuna gitmezse ayrılırsın kardeşim, ne diyen dedim. Nişan bozulduktan sonra neler yaşandı? Bir yaşanmadı, bir sorun da kalmadı zaten. Bunlarla çarşıda ileri geri etmişler ama ben onları falan sonradan duydum. Hatta uzmanları bana bir kişiler şifre dedi, bu dayı dedi. Versin benim telefonu dedi, 4,5 milyar ama 4 milyar yedi telefonu aldım ben dedi. Bak bu telefonları kullanamıyoruz, şifresi olmayınca dedi. Ben de bir iki sene muhtar söyledim. Kız bize bir iki sene telefon numarası verdi, şifre verdi ama yanlış şifre vermiş. Bu da telefonu kullanamadı kendilerinde. Bunları çarşıda da ileri geri etmişler. Nişanı Murat mı bozdu? Rahmetli Murat Bey bu ilişkiye karşı mıydı? Valla ben şimdi ilişkisi, ben Murat'la zaten bir işim olmaz. Ben çocuğu iki sefer gördüm. Bir sene muhtarın yanında gördüm. Böyle damper şey, kaynak yaptırıyor, uzun uğradım. Bir sene de burada dükkana vardık biz. Dedim Murat dedim bak böyle böyle kayınpeder sana beni çoluk çocuğunu yetiştireme bunu söyle. İnsan dedi bu olay kapansın birer dedim gerek yok dedim ben. Öyle bası demir aldım da dövmeye geldim de söylemeye geldim öyle bir kelime yok. Biz olsa bindik zaten bası da vardı bu oğlanın mesela. Ben de vardım. Üçümüz ara biz mesela döndük geri gittik vardık. Öyle kalkıp da kimse öyle söyleme sayma olayı yok zaten orada. Kavga çıktı mı? Siz rahmetli Murat'ın dükkanına gittiğiniz zaman Adil'le orada neler yaşadı, bir kavga çıktı mı? Yok oraya bir kavga çıkmadı zaten ya, iki dakika durduk orada biz ya. Biz de böyle ya kayınpeder sağa sola insanlar için dedim böyle demesin. Herkes işine basın. Bak bana da beddua etti dedim. Bak etmesin bana dedim beddua etti dedim. Ondan sonra biz geri dönüyorduk. Tamam Ercan abi dedi. Hiç öyle bir şey değil. Dövüş kavga olay yok zaten. Murat ne dedi orada size? Tamam ben konuşurum dedi. Bir şey demedi ya. Ben söylerim Ercan abi dedi. Öyle kaldı. Bu cinayetle ilgili Soma'da farklı bir şey duydunuz mu? Valla ben farklı bir şey duymadım abi. Şimdi kimse yorum yapamam. Ama adamların kendi sorunları varsa bilemem. Bizim bir sorunu yok. Murat Kocaeli'yi kim neden öldürdü? Şimdi İbrahim Bey dükkan olayıyla ilgili Ercan Bey başka şeyler anlatıyor. Evet. Yani oğlunuzun iş yerine gelip oradaki kavgayla ilgili ben bambaşka. Ben vardım evet. Ve ben kovaladım. Evet. Demir aldım bağırma diyerekten. Ne işin varsa git onunla gör. Oğlum da dedi benden mi alışveriş yaptın? İstemen de vermen de benim bilgim var mı dedi. Daha bağırıyor. Ne bağırıyorsun diye ben de bu sefer kızdım. Demiri kaptım. Babası zaten hemen kaçtı. 200 metre aşağıya. Dereden tarafa. Oğlan arabanın içine atladı. Bu Ercan kaldı orada. Ercan insan gibi gelin. Böyle dedim. Bir daha geleceksen insan gibi gel. Ama bundan ne oğlumun işi var ne benim işim var. Almışsınız vermişsiniz beni ilgilendirmez. İşte o zaman söyledi. 15 milyarları motor yaptırdım dedi. Arabasına. Yaptırdım dedi. Evet.
12 milyar lira tankerini aldım dedi arabanın üstüne koymak için. Su tankeri yapıyorlar. Bunu kim söyledi? Adil söyledi. Adil Bey şimdi yayında. Onlar tamam. Yapılan röportaj. Bak ondan sonra damperciye koydurmuşlar onu. 2000 lira, 2500 lira para verdim dedi. 30 bin lira benim alacağım var dedi. 30 bin lira alacağım var dedi mi Adil evet, size? Çünkü röportajda dedi, bambaşka bir şey söylüyor. Yani onu bilemem. Bir izleyelim sonra Adil Bey buna tamam. Bir cevap versin. Sizin anlattığınızda i̇şte farklı şeyler anlatıyor. Ben o zaman kızdım ben bu parayı nereden tamam, alacağım bir dedi. Bir izleyelim isterseniz birlikte. Ben de kovaladım girdin tamam. Nereden alırsan. Nereye versen oradan al. Adil, eski nişanlısı Fatma'nın öldürülen eniştesi Murat Kocaeri ile arasında geçen olayları ve dükkana o gün neden gittiklerini muhabirimize anlattı. Fatma'dan ayrıldıktan sonra hiç Murat Bey'le karşılaştınız mı? Yanına gittiniz mi? Gittik. Şu şekilde gittik. Ercan Mehmet Ali çarşıda babasını oğlunu eriştirememiş. Sinkaflı kelimeler konuşmuş benim hakkımda. Ve Ercan'a da aynı şekilde sinkaflı kelimeler konuşmuş. Ondan dolayı Ercan Battırakalar Derneği'nin yanımıza gelerek gidelim Murat abinin dükkanına. Murat böyle arkamızda muhabbetler olmasın, konuşmasın diye söyleyelim diyerekten Ercan ısrarı üzerine gittik. Yoksa bizim oraya gidip de 30 bin lira alacağımız vardı. Ne ben senin yüzünden oldu, ne yılanın başı dedim. Babası profil borula mı bizi kovaladı. Ne oradan kaçtık öyle bir şey olmaz. Sonuçta biz orada 3 kişiydik. Murat'la tartıştı mı? Orada hiç tartışma çıkmadı mı? Murat Bey size ne söyledi kesinlikle peki? Kesinlikle biz zaten 3 kişiyiz. Babası profil boru arıyor. Küfür ettim diyor. Böyle bir şey olmadı ki. Olmuş olsa zaten profil boruyu alması için mülakaşata olması lazım. Murat Bey size ne söyledi siz böyle söylediğinizde? Benim kesinlikle bu işlerden, Murat abi benim bu işlerden kesinlikle bilgim yok. Bilgim dışında dedi. Zaten biz geri döndük geldik. Ercan söyleyeceğini söyledi zaten. Ne kadar borç verdi? Fatma'nın babası Mehmet Ali Bey sizden ne kadar borç para almıştı? Fatma'nın babası benim babamın bilgisi dışında Ercan Dünürbaşı aracılığının Adil'in babasının bilgisi olmasın. Ama benim istediğimden de bilgisi olmasın. 3500 lira para Muhtarlar Derneği'ne bıraksın. Ben sana vereyim sana tekrar ona ver diyerekten. 3500 lira Muhtarlar Derneği'ne bırakırım. Ercan sordum da benim paramı getirin gelin dedim. Ercan aldım yani. Muhtara verdim parayı Ercan aldım. Tanker falan da almadım. Tankeri sadece hurdacılardan veresiye aldık. Onun adına benim kefilliğimden aldık. Cinayeti nasıl öğrendi? Murat Bey'in öldüğünü ne zaman ve nerede öğrendin? O gün gece Erzurum'dan yoldan geldim. Evdeydim. Onun haricinde bir arkadaşım Ömer telefon eder. Kahveye geleceğim mi diye ben evli adamım, bekarım. Ne olacak çıkarım. Gel geç kahve diyerekten kahvede çay içtik. Onun dışında dağıldık. Evlere geldik sabah 10-11 gibi. Evden çıkarak banka kredi çekmek için bankaya gittim. Jandarmanın telefon etmesinden öğrendim. Bilgim yok yani. Ölüp ölmediğinden bilgim dahilinde değil. Sadece bana ifadede sordular böyle böyle biliyor musun diye. Bilmiyorum dedim. Tanımıyorum dedim. Define yüzünden mi öldürüldü? Somalı biri olarak bunu sana soruyorum. Murat Bey'e ne olmuştur? Bilmiyorum. Tanımıyorum çünkü kendisini. Hiç tanımıyorum. Tanımadığım bir abi yani. Ben kendim nakliyeciyim. Akşam eve gelmesem yolda oldum. Mutlak herkes bilir. Çünkü eve gelmedim nakliyeceğim yolda. Yani yoldayımdır. Ama bu nereye gitti? Ne yaptı? Aralarında pürüz var mı? Usumet var mı? Bilmiyorum. Yani bizim duyduğumuz bazı şeyler de oldu. Define işinle uğraştığını söylediler. Tabii bizi ilgilendirmiyor. Herkesin ne yaptı diye yani alakam olmadığından dolayı pek de orada olmadık yani. Kimden duydunuz? İnsanlardan duydum. Çevreden yani. Şimdi aradan 2016'dan 4 sene geçmiş aradan ben nereden bilebilirim abi? Kimlerle yapıyormuş bu define işini? Bilmiyorum. Ondan bilgim yok. Sadece duyduğum kadarıyla kahvede kahve muhabbeti. Murat Kocaeri'yi kim neden öldürdü? Şimdi konuşacak çok şey var ama ben şuradan başlamak istiyorum. Adil Bey, işte polislerden duydum öldürüldüğünü diyorsunuz ama ben işte Murat'ı tanımam, hiç tanımadım, görmedim, bilmedim. Tanımayıp görmeyip bilmediğiniz bir insanın dükkanına, iş yerine niye nişanınız bozulunca gittiniz? Oradan başlayalım. İnce Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Benim oraya gitme sebebim,
Ve muhtarın bize sinkaflı konuşarak, sağ solda dedikodu yaparak, kendisine de senin çocuğun ölsün diyerek, zaten kendisi yanımda şu an. O amaçtan gittik. Yoksa daha önce de nişanlık sürecinde veya daha çarşıda veya kahvede veya evde buluşmadık. Yani sadece bu. Bu kötü onun konuşmaları yapan Mehmet Ali, yani. Bu konuşmaları yapan Mehmet Ali Bey'di. Öyle mi? Sizin hakkınızda arkanızdan kötü sözler söylüyor. Evet, doğrudur. Yani o kötü konuşma yapıyor ama siz hiç tanımadığınız damadın iş yerine gidip onunla sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Bir de, öyle mi? Babasının oğlunun Ercan dükkanında olduğunu önceden nereden biliyordunuz? Çünkü ıssız bir yerde yani. Hani bilip gitmeniz lazım babası da orada diye. Biz yani Murat'a gitmediniz, hocam, babasını oğlum, uyarmaya oğlum, gittiniz oğlum. Ama babasının orada olduğunu nereden biliyordunuz? Babasının yanına gittiğimi söylemedim. Ben öyle bir söz söylemedim. Yok, uyarmak istedikleri baba Mehmet Ali Bey. Sadece hocam. Ercan Ay Bey o sırada. Tamam işte onu söylüyorum. Hani bunu uyarmak için Murat'a niye gidiyorlar? İşte zaten onu söyledim. Hani İbrahim Bey ile ilgisi yok. Aynı şeydi, evet. Adil Bey, yani muhatapınız Mehmet Ali Bey'ken, sorununuz onunlayken hiç tanımadığınız Murat'ın üzerinden niye sorunu çözmeye çalıştınız? Bunu Ercan Bey mi söyledi? Hadi gidip Murat'la konuşalım diye. Evet. Ercan Bey siz... Evet, doğrudur. Evet, Ercan Bey niye böyle bir şey yaptınız? Murat Bey'in madem bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Abla iyi yayınlar. Ben dedim Sare ya, biz dedim bak sağa sola kayınpederine sağa sola ileri geri yap konuşuyormuş. Benim senemin hakkında hatta bana dedi. İnşallah senin de çocuğun vardır, sen de görürsün. Kardeşim ben gördüm, içkici değil, kumarcı değil. Bu adamla evlense, çocuğun bakılmazsa dedim. Sen bana laf söyleme hakkın var. Sen şimdi çocuk dedim, orada konuşuyor, burada konuşuyor. Bak bunlar dedim, takip et dedim. İnsanlar dedim, öyle bir şey duyuyor mu? Benim haberim yok. Ben zaten kendim o zaman işimi bozdum. Biraz rahatsız geçirdim, hastaneye koşuyorum. Hepsi bir yere geldi. Onun için ben zaten normal telefon kullanıyorum. O da ben dedi Murat'la dedi söylem tamam Ercan ben söylerim kayınpedere dedik. Ercan Bey şunu anlamadım. Öyle siz, iki dakika durduk. Geçeceğiz orada ne yaşandığını da siz zaten aracı olan kişisiniz. Mehmet Ali Bey'i birebir tanıyan kişi sizsiniz. Evet. Bir sorununuz varsa Mehmet Ali Bey'le siz konuşmalısınız. Ayrıca nişan bozulmuş, üzerinden bir ay iki ay zaman geçmiş. Ama sizin oraya gidiş amacınız hani barışsınlar, Murat aracı ol değil. Başka bir şey, onu ya o zaman yok, anlatıyorsun. Yok öyle bir baksa... şey yok abla, ben sadece dedim. Ya ileri, yarın dedim ileri geri olmasın dedim. Böyle böyle dedim. Kimse arkasına kadar ayrıldım ayrıldı. Saçıldım saçıldı dedim. Kimse dedim arkasına dedikodu yapmaya gerek yok dedim. Adam çocuğunlarla yetiştir yetiştirsin dedim. Murat'a şimdi, mı söylediniz? Murat'a yani? Mesela çocuğunu yetiştiremem. Ya yetiştirin onun sorumu. Bizim Ercan sorumu Bey. Değil dedim. Ercan Bey. Arkadaşlar sen de çocuğun ona göre dedim. Var mı alacaksın vereceksin? Kimse de yok. Bunu Murat'a mı söylediniz? Kahvelere sağa sola bir şey söylemeye gerek yok dedim. Sadece, bunu Murat'a mı söylediniz? Söyledik, Murat böyle böyle konuşuyorsun durduk. Konuşma... Murat abi söyledik. Murat tamam Ercan abi ben söylerim dedi. Söyleme sağa sola dedi. Bilmiyorum. Bastı gittik Ercan biz. Ercan Bey dedikoduları Murat Bey. Evet demir alırım. Bilmem şunu yaparım. Bilmem bunu yaparım. Bunlar hepsi yalan. Ercan Bey dedikoduları rahmetli Murat Bey mi yapıyordu? Ona mı söylediniz? Buyurun. Hocam onu soruyor. Siz duymadınız da hocam bir daha sorun. Belki şimdi duyacaklar. Siz Murat'a mı söylediniz? Böyle böyle konuşuyor musun? Bir daha böyle böyle konuşma. Dedikod... Murat abi söyledik. Yani Murat mı konuşuyormuş bu lafları? Ya sağa sola insan aksın dedim. Ne diyormuş ayıp mesela olurdu. Sağa sola Murat adam, ne diyor? Adam çocuğunu dedim. Ercan Bey bir saniye. Sağa sola ne diyormuş Murat? Murat demiyor. Kayınpeder diyor onun da. Murat abi böyle böyle sen dedik. Şimdi içerisin. Bir söylersin. Ayıp olur motor dedim. Sen söyle dedim. Bak sağa sola. Niye ayıp olsun canım Mehmet Ali böyle böyle konuşuyor musunuz? Demesin dedim. Kimsenin aksın yorum yapmasın dedim. Şimdi. Efendim? Aynı şeyi tekrar tekrar soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Yani bu konuyla hiç Murat Bey'in ilgisi yokken nedense işin kötü tarafını konuşmak için onun dükkanına gidiyorsunuz. Ve orada aslında olaya şahit olan İbrahim Bey de var. Ya babası. Damatı diye yakını diye. Ama hiç bir daha Murat'ın yüzüne söylemem yakını diye. Yüzüne niye söylemeye çekindiniz mi yüzüne söylemeye? Niye yüzüne söylemiyorsunuz? Bizim arkamızdan. Ya adam dedik büyük dedik. Sağa sola kahvede onun bunun arkasına dedikodu yapmasın dedim. Ne dedikodusu herkes yapıyordu Mehmet Ali Bey? Herkes alacağını aldı, satacağını sattı dedim. Ne dedikodusu yapıyordu Mehmet Ali Bey? Ya mesela çocuğunu yetiştiremem ki. Bilmem şu bu değil. Ben her gün Soma'dayım. Mesela bir sorunları varsa gelsinler bana söylesinler. Şimdi yeriniz belli mi? Yerim belli. Oturdum kahve, motorluğa kahve. Her gün. Doğru söylüyor. Yani isteseler gelir bulurlar sizi orada. Akşama kadar oradan bulurlar. Sadece ben Ercan'a... Gevezelik yağma, gevezelik yağma. Doğru doğru konuş. Doğru doğru konuş. Bildiğin varsa. Konuşuyorlar. Ben dedim Ercan'a... Murat'ın suç lep durma. Murat'ın bir suçu yok.
Ya sus sen. Senin de kızın var dedim. Sen de benim yaşadığımı dedim. Gör. Tat dedim. Söylediğim söz ne bu. Ne yaşandı bu kadar mesela? Sen de benim ya, yaşadıklarımı gör. Çarşıda kızımı darp ettiler. Başka? Bir sürü şey yaptılar. Mesela Murat'ın dükkanına gittiler. Ondan kızdım söyledim ben. Arkasında konuşmadım ben. Murat'ın dükkanına gittikten sonra mı konuştunuz evet. Siz yani? Ama o diyor ki o kahvede konuştuktan sonra biz Murat'ın dükkanına gittik. Hayır. Ya, olur mu ya? Ercan Bey. Efendim? Bambaşka şey anlatıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Mehmet Ali Bey konuştuktan sonra biz gittik abla, işte Murat'a. Abla bak yalan söyledi burada. Gerçi şimdi adam diyor 30 dükkanına... para aldın diye bilmem şunu aldın diye... Murat Bey'in dükkanına gittiğinizde siz aslında bir ara buluculuk niyetiyle mi gittiniz yoksa gerçekten para istemek ve bütün bu konuşmaları susturmak için? Yok yok ben sadece dedim Murat abi dedim. Ya bak şimdi dedim, bu iş bozuldu dedim bozuldu. Bir sıkıntı yok dedim. Herkes alacağını aldı. Satacağını sattı. Sağa sola kahveler dedim. Onu bunun arkasına oğlunu yetiştirememiş. Bilmem şunu yetiştirememiş. Kelimesi demesin dedim. Herkes işine baksın dedim. Tantana olur sonra kahve dedim. İyi olmaz dedim. Tantana öyle geldik geçti. Derken... 2 dakika ya, ya durma dükkanına. Tantana olur iyi olmaz efendim? Derken neyi kastettiniz? Ya ben ya muhtar için dedim kakarız kahvede çatarız dedim iyi olmaz dedim. Söyle el atlan herkes işine baksın. Evet, Ercan Bey. Ben de o arada rahatsızlaştım. Ercan Bey o bunu efendim? söyledik hiçbir şey de olmadı çıktık gittik diyorsunuz da. Kayınpederi hakkında evet. Biz onu tantana aynen. Edeceğiz kahvehanede atarım. Dediğiniz zaman o damat da bir şey söyler size yani. Peki ya ben hemen tembih edeceğim konuşmasın. Aman sizin tantananızdan çok korkarım ben mi dedi Murat Bey. Yani böyle bir şey yok. Böyle veyahut da tam yok. Olarak yok, ne cevap yok, verdi? Öyle, korkma Murat dedi ki. Hayır tam olarak abi, ne cevap verdi Ercan Bey? Kimse bir şey demesin Ercan dedi. Bey ne dedi siz böyle deyince efendim? Murat'ın tepkisi ne oldu? Rahmetli'nin tepkisi ne oldu siz? Böyle Murat böyle konuşuyor. Ne dedi? Abi dedi. Ben tamam mı dedi? Bir merhabamız var. Bir merhabamız. Tamam dedi. Ben söylerim. Konuşma ne dedi? Tam bir olarak dedi. Tam olarak ne dedi? Bana aktarır mısınız? Tam olarak ne cevap verdi size? Böyle söyleyince. Ya tam ve olarak. Ve yanında da sanırım Halil İbrahim Bey de vardı. Sağ sola bir şey söylemedi dedi. Bak ben de beddua etti dedim. Ben de beddua etti dedim. Bak böyle şeyler dedim. İyi değil dedim. Ben hani bir şey demedim. Bak evimde dedim. Tantana eder dedim. Ben hatta durmadan böyle kızdım. Ben onun çocuğu dedim. Kocaya varsa, geçinemezse veya bakmasalar veya şu bu yapmasalar aç kalsa, susuz kalsa dedim. Ben laf söylerim olan ama dedim, böyle bir insan değil dedim. Namazın abdesti insanlar dedim. Herkes işine yetişemiyordum. Ona göre önce kendi kızını yetiştirdim. Murat Bey ne dedi size? Ne dedi? Murat. Ercan Bey. Siz bunu söylediniz Murat Bey'in cevabı. Murat tamam dedi Ercan ben söylerim dedi sıkıntı olmaz dedi. Sıkıntı bu kadar. Geri dönüyorum. İbrahim Bey de Murat'ın babası da oradaydı. Yalan söyledi. İbrahim Bey dünürü hakkında siz Murat'ın böyle tantana edeceğiz diye konuşurken hiç sesini çıkartmadım öyle dinledim yok, mi? Yok yok öyle tantana mantana yok soğandan geldim Murat'ın basuruya. Bu kadar biz konuştunuz çıktınız mı yani? Murat'ın basuruya çıktı geldi ne oldu dedi böyle yani, böyle dedim. Babası ya. Da görmedi Murat'ın babası sizi görmedi sizinle konuşmadı. Arkadan geldi Murat'ın basuruya biz hemen çıkarken o da geldi zaten. E peki şimdi niye ama sizin ifadenize göre yalan söylüyor olması lazım. Bir de ayrıntı vererek boruyu kaptım saldırdım. Ya adam geçen ben de sanayide lastik yaptırıyorum. Bir arkadaşın kamyonu sürüyorum. Bir sebep ne niye bunu söylüyor İbrahim adam bana diyor ki ben rahatsızlığımı kendi rahatsızlığımı ben diyenize bağlanıyorum. Kendi yüküm kendim çekemiyorum. Ya hadi herkes yaptıkları çekecek diye. Kardeşim niye yapmış dedim yaptı işte. Sen gözünü görme diye. Peki sana nasıl kanıtlayayım? Ben kendi işimi yapmıyorum dedim. Ben sana rahatsızım dedim. 2,5-3 sene mi? Diğer zaman uğraşayım dedim. Şimdi soracaksınız onun da ben öyle, Ercan ettik. Bey bir adam saniye. Adam daha bize sarı vuruyor. Ya bir sarayım Ercan ben Bey. Senin çocuğun. Ercan Bey bir saniye beklerseniz biliyorsunuz 16 yaşında bir çocuğumuz var aradığımız. En son Kadıköy Ziver Bey'de bir otogaleriye gittiğiyle dair ihbarlar gelmişti. İşte orada çalışan bir kişi İsmail Bey şu anda telefonda ve sanıyorum İsmail Bey oraya gelen kişinin Emir olduğunu doğruluyor. Öyle mi İsmail Bey? Evet. Enes'in... Yani attım bana ağır çocuk üstteki eşofman evet. Üstündeydi. Fotoğrafı gönderdi arkadaşlarımız ve siz o olduğundan eminsiniz. Saat kesin tam... diyorum. Efendim o üstündeki tişört. İki tane resim vardı. Mavi siyahlı tişört vardı üstünde. Mavi siyahlı bir tişört vardı üzerinde. Okul forması okul mıydı? Forması. Dikkat ettiniz öyle mi? Öyle işte bir spordu olabilirdi. Evet. Peki saat kaçta ayrıldı yanınızdan? Neler konuştunuz? Hiçbir şey konuşmadı. Geldi dedi ki abi dedi arkadaşımı bekliyorum dedi. Evet. Beşte yağmur böyle hissediyordu. Evet. İçeride dedi biraz oturabilir miyim dedi. Ben araba yıkıyordum. Tamam dedim geç otur dedim. Oturuyordu. Evet. İçeride
bizim bina görevlisi vardı. Onunla oturuyordu içeride. O bina görevlisi kalktı gitti. Gidince bana dedi ki, abi ben gidiyorum dedi. Telefonum içeride, bak dedi, çocuk içeride oturuyor, telefonu almasın dedi. Yok dedim, bir bakayım dedim. Baktım o çocuk telefonla konuşuyor. Kendi telefonuyla konuşuyor. İçeri girdim. Dedi ki, abi dedi, ben dedi şeye gideceğim dedi. İskeleye gideceğim dedi, vapur iskelesine. Nasıl gideceğim dedi. O arada dedim, sen nerede oturuyorsun dedim. Dedi ki, Bağcılar'da oturuyorum dedi. Dedim, buraları bilmiyorsun galiba. Yok bilmiyorum abi, Bağcılar'da oturuyorum. Yok dedi, arada geliyorum dedi falan dedi. E dedim, tamam o metro durağından dedim, doğru git dedim. Boğa var orada, boğayı göreceksin. Orada bir daha sorarsın dedim. Oradan aşağı in dedim. Orada dedi, güzenim bekliyor beni. Güzenim bekliyor dedi, ona gidiyorum dedi. Çekti gitti, bu o kadar işte. Bu arada bak, yani da... telefonu vardı ve telefonla konuşuyordu dediniz İsmail Bey. Yani telefonu var elimde, durmadan telefonla konuşuyordu. Konuştu, bir şey duydunuz mu hiç konuştuklarından? Yok ben duymadım, ben dışarı çıktım, arabayı temizliyordum. O içeride konuşuyordu, yağmur yağıyor diye bir şey demedim. Çocuğa oturdu orada, biraz konuştu, konuştu. Bu ara kapıcı da oturuyordu burada. Kapıcı gidince dedi ki, ben çıkıyorum dedi, bak dedi, bu çocuk telefonu alıp gitmesin dedi. Böyle temiz suratlı bir çocuktu yani, el ayağı düzgün bir çocuk oturuyordu orada. Şimdi ben telefonu aldım, cebime koydum. Hı hı. O ara dedi ki, abi dedi, ben dedi iskeleye gideceğim, nasıl tamam. gideceğim dedi. Bağcılar'da oturuyorum diye tanıtmış kendisini. Ha, ve amcamın dedi. Amca çocuğu var mı? Yok. Amca çocuğu dediği biri var mı? Amcamın oğlu dediği biri var. Ama telefonu varmış deniyor ve fotoğrafı gönderdi arkadaşlarım İsmail Bey'e. Yok özellikle... Emir olduğundan eminler. Özellikle hani para almadığını öğrendiğim zaman eşime özellikle dedim ki, telefona bir bakabilir misin dedim. Alıp götürüp hani satıp paraya çevirip yine dışarıda kalabilmek için şey yapabilir diye. Yok telefon evde yani. Yani sizden gizli kullandığı bir telefonu olabilir mi? Yok olamaz. Çünkü hattı kendi üzerine alma şansı yok. Alma şansı yok. Annesi de ona bir telefon almış olsaydı bunu size söylerdi. Yani. Seher Hanım bunu illaki. Söylerdi. Evet. Şimdi yani ya başka birinden aldı, bir arkadaşından o bağlama kursunda işte onu tanıdığı kişiden belki. Yani planlı bir şey yapmışlarsa oradan telefonu almış olabilir. Eğer telefonu yok diye biliyorum, yok yani. Biliyorum şimdi, değil, yok yani. İsmail Bey çok teşekkür ediyorum size. Rica karşı. Ederim. Sağ Rica olunuz. Ederim. İyi günler. Bir şey, İsmail Bey kapatmadan güvenlik kameranız var mı? Kapattım. Evet kapandı. Arkadaşlarım yan dükkanda varmış. Şimdi zaten Emre oraya doğru gidiyor. Oradan o görüntüleri alacaklar. O dükkandaki fotoğrafı yolladık. Eminim bu Emir diyor İsmail Bey ve diğer az önce bağlanan kişi ama yine de netleştirmiş olacağız. Vapur iskelesine doğru gitti artık kesin. Oradan karşıya nereye gitmeye çalışıyor? Bağcılar'da oturuyorum demiş. Acaba Bağcılar'a mı gitmeye çalışıyor? Bağcılar'da hiç kimsemiz yok. O arkadaşları, çevresi... Kendisini sırf şey yapmak için, orada hı-hı. kandırmak için söylemiş olabilir yani. Ama o telefon nereden gelmiş olabilir? Ancak bir arkadaşından. Bir arkadaşından geldi yani. Bir arkadaşından ve arkadaşından tabii. telefonu aldıysa o zaman planlı bir gidiş tabii. olabilir. Yani biri ona gerçekten annenin de söylediği o yardım ediyor olabilir. Yani. Anneye mi gitmeye çalışıyor acaba? Yani şöyle bizde Emir annesindeyken de öyle bir sıkıntı yaşamadık. Bendeyken de öyle bir sıkıntı yaşamadık. Anne ne zaman görmek isterse kapımız her zaman açık. Yok hani uzman iki aydır görüşmeyin dedi, iki aydır görüşmüyor ama şimdi en son eski eşinizin şöyle, söylediği yok silah alacakmış, beni vuracakmış, beni de kendisini de vuracakmış cümleleri korkunç cümleler. Yani Emir, hani ben hocama bir şey soracağım özürüm. Hocam bir anlık öfkeyle bir çocuğun kolay kurabileceği cümleler değil bunlar herhalde kızgınlığı belirtme cümleleri. Hayır şimdi ergen olduğunu unutmayalım. Ergenler hani mantık aramayacaksınız, mantıksız evet. şeyler söylerler. Yani o anki hani onu kastetmeyerek de söyleyebilir vurgulamak aynen. için ne kadar... Öfkeli acı duygular, olduğunu. Öfkeli duygular içinde olduğunu ama gene de bu çok ciddi bir problem olduğunu gösteriyor. Güvensizlik problemi olduğunu gösteriyor. Bir kere yani ne anneye ne size güvenmiyor. İkiniz de çocuğun güvenini yıkmışsınız. Öyle bir sorun var. Yani bu konuşmalardan o anlaşılıyor. Evet Emir'i arıyoruz. Emir Yılmaz'ı fotoğrafı ekranda gören bilenlerden yardım istiyoruz. Ya bizi arayın ya da hemen 155'i arayıp haber verin. Daha yaşı 16 kafası çok karışık.
çok kolay etkilenebileceğini söylüyor ailesi. Başına bir şey gelmeden bir an önce bulup aileye o güzel haberi vermek istiyoruz sevgili seyirciler. Murat Karayeri cinayetini konuşuyoruz. Stüdyoda anne babası var ve kayınpederi Mehmet Ali Bey'le baldızı. Fatma Hanım var, canlı yayında da Fatma Hanım'ın eski nişanlısı Adil Bey'le aracılık eden Ercan Bey var. Şimdi Ercan Bey diyor ki biz dükkana gittik. Hiç Murat Bey tanımadan etmeden nedense nişan bozulunca dükkana gidip Murat Bey'le Mehmet Ali Bey konuşmalarına dikkat etsin diye konuşma ihtiyacı hissettiklerini ve orada da bir tatsızlık yaşanmadığını söylüyor. Ama İbrahim Bey bambaşka bir şey anlatıyor. Evet. İbrahim Bey ayrı olayları mı anlatıyorsunuz acaba? Bilmiyorum hocam. Şimdi şöyle geldiler, bağırdılar, çağırdılar. Ben 3 defa ikaz ettim. Dinle molla desinler, konuş ona göre insan desinler dedim. 3 sefer oğlum bak sen bağırıp konuşuyorsun. Karşındakına da bir hak ver dedim konuşma hakkını. Adil bir bey miydi bağırıp çağırıp? Adil. Oradan tamam amca diyor. Arkadan gene bağırıyor. Benim param ne olacak? Ne diye bağırıyordu bir daha sorayım size. Benim param ne olacak? Benim param mı? Oğlum ben mi verdim dedi oğlum. Gene bağırdı. Oğlum dinle dedim tekrar. 4. Senin parandan bana ne dedi? Ben mi verdim yanında alırken? Ben mi ver dedim? Dedi oğlum. Ben ne yapacağım? İbrahim Bey direkt sadece para konusunda mı Adil Bey bağırıp söylüyor? Evet, öyle başka bağırdı. İşte belki hayır. Ercan Bey, Mehmet Ali Bey benimle ilgili konuşuyor sağda hayır, solda. Hayır, böyle bir şey konuşmadılar. Yalnız hiçbiri konuşmadı. Adil Bey buna bir cevap versin. Adil Bey. Çünkü böyle oturak var. Üçümüzden evet. Babası, oğlu Ercan oturuyordu. Baba, oğlu Ercan. Evet. Ve ben o zaman öyle deyince küfrettim ve kalktım. Arkanda demir var böyle çubuk. Zaten çubuk demir var. İşimiz o. Profille işimiz yok. Kaptığım gibi babası kaçtı. En az 200 metre gitmiş göremedim. Taşlarda zeytinlikleşen evler var. Orayı bulmuş. Adil de arabanın içine atmış kendine. Ercan orada kaldı. Ercan'a dedim ki bak oğlum insan gibi gelin. Böyle gelecekseniz gelmeyin. Kimden alışveriş yaptıysanız ona gidin dedim. Peki yayında bu böyle burada kalmaz. İşte yılanın başı sensin gibi ya onu söyledi de ben zaten onun için kızıp da bunları da Adil mi söyledi? Evet. Hemen bir Adil onu ben öylelikle demire kaptım. Öyle olmasa bana neyden yaparlarsa yapsınlar. Ben dönüyorum işte burada. Arkasından önünden konuşmuyor. Kaç sefer gittim. Düğün yaptığımdan beri ben öyle insan için fazla girmem. Çünkü mekanımdayım. Peki Ali İbrahim Bey, yani Mehmet Ali Bey'e gidin böyle söyleyin tarzında bir şeyler söylemediler. Direkt muhatap olarak Murat'ı evet, gördüler Murat'ı ve Murat'la konuşuyor. Evet. Murat git, kayınbabana bunu söyle der hayır, gibi bir şey söylemediler. Hayır, demediler öyle. Ercan Bey tam tersini söylüyor. Hayır, öyle bir şey demedi. Hatta ben 15 gün evvel, buraya gelmeden 15 gün evvel lastik yaptırmaya gittim Taksim'e. Bak dedim, çıkıyor. Evet. Diyalize bağlanmış şimdi. Bak dedim, bunlar sizin başınızın altında çıkıyor. Ercan'a mı söyledin? Ne oldu Ercan'a ki böyle deme ihtiyacı hissettiniz? Çünkü bunlar, o da var içinde. Açıklamalarda bulunmayayım da, bu az önce tamam dediğinizi şimdi siz bambaşka anlatıyorsunuz, o bambaşka. Evet. Adil Bey. Bu şekilde. Yani dükkana gidip para meselesi bak konuşmuşsunuz. Evet, Adil Bey. İnce Hanım, isterseniz. İnce Hanım. Orada lastikçi var, lastikçiye tamam, de sorabilir miyim? Tamam, oraya da var şimdi bir onların hepsini araştıracağız, merak etmeyin. Adil tık Bey bir cevap yalnız versin. Buyurun. Ercan tık demedi. İnce Hanım hayırlı işler. Şimdi bu 85 milyon önünde yani bunların bir kanıtlamasını bekliyorum, bu birinci. İkincisi, biz aracı orada 15 bin lira civarında motor yaptırmadık, bu iki. Üç, hurdacıdan muhtarın alına vadeli alındı. Tanker kendisi ödedi, ondan bilgim yok. 6 veya 8 bin lira civarında alacağım vardı. Kendisi zaten parayı ödedi. Murat abiyle bu işin zaten kesinlikle bir bağlantısı yok. Murat abinin babasına uzaktan yakından hiçbir tanışıklığımız yok. Kaç lira borç nasıl oluyor da bu kadar garanti? Yani yanımdamış gibi. Ama orada onun yanında sadece olan 3 aylık şoför maaşını ödedim Kadir abinin. Tamam da ben böyle bir şey demedim ki. Ne gerekçeyle ona söyleyeceğim ki benim alacağım muhtardan? Peki o niye böyle bir şey yoksa bunu anlatsın? Ne amaçla anlatıyor olabilir? 2016'dan beri üzerimize büyük bir oyun döndürüyor yalanla. 2017. Büyük bir oyun döndürüyor. Bu yalanın içinde beni oynatıyorlar. 3 seneden beri ben bu işten artık nefret ettim, bıktım, sıkıldım. Peki Adil Bey, çok affedersin. Adil Bey yalan, şimdi ikinizden bir yalan söylüyorsunuz. Orada diyor ki babasından diyor takılıyor diyor. Kimden takılmamı bekliyor acaba? Adil Bey bir şey soracağım.
Şimdi ya İbrahim Bey yalan söylüyor ya siz yalan söylüyorsunuz. Bizim hanginizin yalan söylediğini bilme olanağımız İbrahim yok. İbrahim Bey yalan İkinize söylüyor bu şey artık ne? Ama ben kesin doğru olan bir şey hakkında soru soracağım. Sabit çünkü bunun doğru oldu. Siz evet hocam, nişanlınıza çarşının evet. ortasında darp ettiniz. Değil mi? Bütün evet. tutanaklarıyla her şeyle bu var şahitleriyle. Yaşa. Bu darp evet, etme olayı siz dükkana gitmeden önce miydi sonra mıydı? Rakamlı ceza da yalan. Evet tamam ceza almamış olabilirsiniz ama bir ciddi bir olay olmuş orada belli. Öncesi miydi? Siz dükkana gitmeden önce miydi sadece, sonra mıydı darp olayı? Darp olayı siz dükkana gitmeden önce mi sonra mı oldu? Önce oldu herhalde. Biraz içine oldu. 15 gün içinde ya. 2 gün sonra mı ne gittik biz oraya? 15 gün sonra. Yani siz dükkana gittiniz, 15 gün sonra nişanlınızı darp ettiniz. Evet, nasıl darp oldu? Darp olayını anlatabilirim. Tamam, anlatacağız, soracağız zaten onu ama acaba orada hırsını alamadığınızda nişanlınızın yanında da Murat'ın eşi yok, vardı. Yok yok yok, kesinlikle alakası yok. Sadece çarşıdaki Murat'ın eşi olayın... yanında. Anlatır mısınız? Hani marka vermeden tabii. Marka vermeden siz de hocam. Çünkü nişanlınız hiçbir şey yoktu. Durup dururken durdu diyor. X bir telefon şifrelerinden dolayı kullanılmaz hale geldi. Kendisine X bir telefon almıştım. Kullanılmaz bir hale geldi. Defalarca muhtara Ercan Karaca'nın aracılığından şifremi göndersin. Yanlış şifre göndererekten çarşıda çarşamba günü saat öğlen civarlarında ablasından ikisi kendisine muhatap olmak istemediğim için ablasının sırtına sadece iki kere dokanırım. Abla şifremi lütfen versin diyecektim. Sapık, terbiyesiz, yani hakaretlere uğradığım için aynı hareketi yanında da kendisi de yapmaya başlayınca ben de kendi kendime dayanamayıp bir tokat attım. Önce yaptığım bu kelimeleri İpek Hanım mı söyledi? Terbiyesiz olduğunu biliyorum ama dayanamadım. Saygısızlık yaptılar. Önce bu kelimeleri İpek evet, Hanım evet. mı söyledi? Terbiyesizlik sapık diyerekten evet cevap verdi bana. Önce abla diye hitap ettim kendisine. Önce İpek söyledi bu kelimeleri sonra da Fatma söyledi diyorsun. Oysa İpek hiç evet, cevap doğrudur. Vermedim diyor. Fatma buna bir cevap evet. verecek ama benim bir araya gitmem lazım. Sevgili seyirciler 16 yaşındaki Emir Yılmaz dünden bu yana kayıp İstanbul'da yaşıyor Emir. Kadıköy'deki okuluna diye çıktı evden ve okul civarında görülmüştü. Sonrasında ondan bir haber alınamadı ama çokça ihbar geliyor Anadolu yakasından ve en son biliyorsunuz Ziver Bey'le bir otogaleride oturup biraz dinlendiği haberini aldık Emir'in ve öğrendik ki üzerinde bir cep telefonu var. O cep telefonunu kimden almış? Karşıya geçmeye çalıştığını söylemiş ve kuzenimle buluşacağım demiş. Yine çok sayıda telefonda da dün Bahariye Caddesi üzerinde şarkı söylerken Emir'i görenler bizi aradılar ve bunu bildirdiler. Hocam sizin dediğiniz evet. gibi yani şarkı söyleyerek belki para kazanmaya, karnını doyurmaya evet. ama geceyi nerede geçirdi? 16 yaşında bir çocuk. Yani otelde kalamaz. Kesinlikle. Hastanelerin acilleri olabiliyor. 24 saat açık otogarlar olabiliyor. Öyle bir yerde geçirmiştir. Ama Emir bizi bir şekilde duyabiliyorsa ailem perişan, anne baba perişan. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa biz buna hazırız. Seve seve senin yanında olacağız. Yeter ki sana bir ulaşalım. İnşallah Ersin Bey buradan iyi bir haberle uğurlamayı İnşallah. İstiyoruz. Sevgili seyirciler Murat Kocaeri cinayetini konuşuyoruz ama burada şimdi anlatılanlar birbirinden çok farklı ve hep de sesler de üst üste binince bir türlü her şeyi konuşamıyoruz. Adil Bey Fatma'nın eski nişanlısı canlı yayında. Fatma bu telefonla ilgili hazır mı canlı yayın arkadaşlar bir görelim tamam. Onu bir konuşalım sonra o dükkandaki olaya geçelim istiyorum. Seni darp ettiği sokakta darp ettiği nokta. Nişan bozulduktan ne kadar sonra olmuştu bu? 15-20 gün sonra falan. Nişan bozulduktan 15 gün sonra. Hemen hemen. Yani o zaman daha dükkan kurşunlanmış mıydı eniştenin dükkanı? Hatırlamıyorum. Ama kurşunlanmamıştı galiba. Kurşunlanmamıştı. İlk darp olayını mı yaşadın? Evet. Onun ardından mı eniştenin dükkanına gidildi o zaman? Evet. Yani sokakta ablan yanındayken ablan Adil diyor ki bana kötü sözler söyledi. Ben de diyor onun üstüne... Fatma da bana kötü sözler söyleyince darp ettim diyor. Hayır biz hiçbir şey söylemedik. Biz dümdüz yürüyorduk arkamızdan geldi o saldırdı bize.
O saldırdı. Evet. Hiçbir şey demedi. Hayır. Biz görmedik zaten onu. Arka, bak o kendisi de söylüyor. Arkasından dokundu. Öylelikle peki, gördük. Peki telefon biz. Şifresini sana ona vermediğin için telefonunu iade etmişsin. Sana aldığı bir telefon varmış nişan. Telefonu bandında. Kendisi aldı. Şifresini kendisi açtırdı. Kağıda yazdılar. Ben hepsini verdim. Bende hiç şifre falan yok. Olsa niye vermeyeyim? Ama yok. Bilmiyorum. Zaten şeyden o aldığı yerdeki pun pik tam hatırlayamadım. Evet, PUK kodundan öğrenir rahatlıkla şifresini. Yani hanımefendinin şifre söylemesine gerek yok. Söylemeyelim markamı. Yani evet yani başka bir şifre istiyor da onun için pardon özür dileriz. Yani başka bir şifre istiyor sistemimiz için. Efendim, belki onu Adil istemiş Bey. Olabilir Adil Bey. Efendim Adil Bey. Evde değiştirilmiş olamaz mı sizce bu şifre? Ama ben değiştirmesini bilmiyorum ki. Niye değiştireyim? Niye? Fatma 1900 bilmem kaç diye gönderdiğin yanlış şifreler ne olacak? Ben değiştirmedim şifre. Fatma Hanım, onu ben mi yazıp gönderdim o zaman? Madem ben bu şifreyi istemiyordum. Ayrıldıktan sonra. Niye babama madem? Arıyor Ercan Bey. Ercan babam Karaca aracılığından ben babası gönderdi. Ben ona söylüyor, o da ona söylüyor. E kulaktan kulağa gibi yanlış tamam. Gelmiş olabilir sonuçta size. Sonuçta şifre değişmiş değil mi? Kaç kişiden ama geçmiş? Ama ben şifre çünkü. Nasıl değişmiş bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım. Ki. Adil Bey niye şifrenizi vermesin? Yani ne olabilir? Telefonu vermiş. Zaten iş bitmiş. Bu i̇şte saatten Fatma sonra sizinle daha kötü olmanın ne gereği olabilir ki? Bir de Adil Bey yani ben çok enteresan bir şey görüyorum burada. Hanımefendiyi yol ortasında darp ediyorsunuz. Sizin ifadenizle bir tokat atıyorsunuz ki çok korkunç evet, bir şeydir bir tokat yaptım, dahi. Evet farkındayım yaptım terbiyesizin. Ondan sonra da barışmak için insan gönderiyorsunuz. Yani ne yüzle barışmak için insan gönderilir ki? Barışmak için gönderilen, barışmak için darp gönderilen insana o gün akşam gittiklerinde şey kesinlikle yani. Bir bilgim yok. Nasıl? Hayır kesinlikle. Sizin bilginiz olmadan barışmak istemiş olsam. Niye? Sen barışmak istemedin mi tamam, yani? Benim bilgimin dışında gitmiş. Babam yapmış sadece o. Tamam. Adil Bey bu söylediğinizi sizin aklınız alıyor mu? Babanız dışında. Evlenmeyecek, siz evleneceksiniz. Size sormadan nasıl aracı göndersin? Babam düğün tarihi verilmediğinden dolayı kendi kendine bir üzüntü yaşayaraktan, pişman olaraktan böyle bir şey yapmış. Bilgimin dışında onu da duyar duymaz zaten gece giderim, bilezikleri kendim alırım. Hiç tık bir kelime konuşmadan babamın eline değil, ablası mıydı, Fatma mıydı gece karanlığında fark bile etmedim. Döndüm geri çıktım geldim. Adil Bey nişanı sabah niye bozdunuz? Sabah babasını aradım. Yok bu böyle değil. Adil Bey, başka şeyler söylüyor röportaj. Ben başka şeyler söylüyorum. Nişanı niye bozdunuz siz Adil Bey? Nişan niye bozuldu? Için. Efendim? Niye bozuldu nişan? Fatma'yı istemediğim için. Sen Fatma'yı istemediğin için. Allah razı olsun. Niçin istemedin Fatma'yı? Evet nişanı atan sonuçta benim. Buradaki küçük... Ayrıntıyı siz programın ilk başından beri anlayamıyorsunuz. Anlatın anlayalım. Ben kendim bıraktım Fatma'yı. E ama düğün tarihi istemiş baban gece yarısı. Kendisinin de haberi var. Bilgim dışında diyorum ya. Kendinin de haberi var. Telefonda sesler duyuluyordu. Şimdi burada enteresan bir şey var. Yani zaman az diye. Yanımda mıydın? Bu yarına saklayacaktım ama bugün verelim o zaman. Diğerlerini konuşamayacağız. Bambaşka bir iddiası var Adil'in. Fatma sen buna bir genç hanım olarak bu iddiayla karşı karşıya kalacağın için üzgünüm ama burada olduğun için cevap da verme hakkın var. O yüzden o röportajı izleyelim birlikte. Murat Kocaeli dosyasında ailenin şüphelendiği Adil, Fatma ile ilişkisini, nişanını neden bozduğunu ve sonrasında yaşananları ekibimize anlattı. Nişanlık süresinde ilk 3 ayda hiçbir problem yoktu. İlk 3 ay içinde... Devamlı arkadaşlarım yanıma gelerek de bu kızı iyi araştırdın mı diyerek bana söyledi çevremizde eşimiz dostumuz. Ben de bir problem varsa söyleyin arkadaşlar ben de yanlış bir hamle yapmayayım diyerekten arkadaşlarıma söyledim. Onlar da sen iyi bir araştır diyerekten tekrar o arada buluştuk. Oldu, nişanlandık. Neden ayrıldılar? Fatma'nın ayrılık sürecimizin Fatma'nın başkalarıyla ilişkisi olduğunu Fatma'ya telefon alarak şifrelerini telefondan birbirine bağlayarak Safranbolu ve Soma'dan başka bir arkadaşının mesajlarını kendi telefonundan görerekten Fatma'nın ayrılma gereğini kendim duydum. Kendim bıraktım yani istemedim onu. Sonra akşam saat işte 12-12.30 civarı annem bu düğünü istemiyor diyerekten
annem bu düğünü istemiyor diyerekten mesaj attı. Ben de tamam sıkıntı yok, defol git diyerekten mesaj yazdım. Sonra aradım, açmadı. 2-3 kere peş peşe aradım. Açmadı. Ondan sonra ben de babama dedim gidelim, ben takılar alacağım. Bunlarda başka bir dümenler var dedim. Yani bunlar, bu iş olmayacak. Ben bırakıyorum Fatma'yı dedim. İki aile arasında kavga çıktı mı? Akşamına giderek gece saat 1-1.30 civarlarında takılarımı alarak ertesi gün sabah 8-9 civarı babasını arayarak aramızda bir para trafiği vardı. Para trafiğini öğlen ne kadar kendisine getirmesini söyledim. Hepsi bu kadar. Ertesi günde tekrar babası Muhtarlar Kahvesi'ne parayı getireceğim diyerekten saat 10'da orada bekle getireceğim paranı diyerekten bekledim. Gelmeyince köye gittim. Telefon ve cüzdanını aldım. Orada evin bahçesinde kaldırımda birdenbire yüzüme bir şey fırlatıldı. Fatma cüzdanı fırlatmış. Orada da mülakaşada olmadı. Yani vurmadım. Onlar vurdu etti diyor. Kesinlikle öyle bir şey olmadı. Sadece yani canım yandığı için yakalamak için uğraştım. Ayırdı zaten babam. Gidelim oğlum dedi. Bunlarla dedi. Allah uğrasın dedi. Biz nasıl bir yere gelmişik dedi. Cadde ortasında yumrukladı mı? Peki nişan bozulduktan sonra Fatma'ya şiddet uyguladığın, dışarıda çarşıda şiddet uyguladığın konuşuluyor. Evet. Bu olay nasıl yaşandı? Çarşıda, çarşamba günü telefon hediye etmiştim kendisine. Şifresini değiştirmiş. Çünkü benim bu mesajlaştıklarımı herkese göstereceğimi, yani beni babasının oğluna yarıştıramamış diye sinkaflı kelimeler konuşarak beni kötüleyerekten bunları yayınlayacağımı bildiği için şifresini istemek amaçlı ablasının omzuna sadece iki kere dokunaraktan abla diyecektim sapık terbiyesiz diye bağırınca aynı şekilde Fatma da bu şekilde yapınca sadece bir tokat attım. O esnada da ablası İpek abla gömleğime asıldı ve gömleğim yırtıldı. Fatma'yı kaçırdı mı? Hayır. Hayır. Biz Cunda'ya gezmeye gittik. Saatin yani bizim ondan akşamüstü babası saat 5 veya 6'da eve gidiş saatini kaçırdığımız için Cunda'dadık. Cunda'dan İzmir'e gezmeye gittik. İzmir'den Manisa'da otelde kaldık. Yok otelmiş, yok bir yermiş. Yani biz böyle bir şeyler ben kesinlikle olmadı. Tamamen yalan. Peki rahmetli Murat Bey ve kayınpederi Mehmet Ali Bey gelip sizin yanınızdan Fatma'yı alıp götürdü mü bir gece vakti? Hayır. Nişanlılık sürecinde Murat abiyle kesinlikle ve kesinlikle bir bardak daha çay içmedik. Kendisinden telefon görüşmesi yapmadık. Murat Kocaeri'yi kim, neden öldürdü? İki tarafta bambaşka şeyler anlatıyor. Fatma sen diyorsun ki düğün tarihi yüzünden anlaşamadık. O yüzden bozuldu ama o diyor ki onun iddiası bu. Bu yayındaki her şey bir iddiadır aslında. Fatma beni başkalarıyla aldattı, başkalarıyla görüşüyordu. O yüzden ben bitirdim bu işi diyor. Hayır. Ben kimseyle konuşmadım, görüşmedim. Sürekli zaten haftada bir gün onun yanına gidiyordum. Kiminle görüşeceğim ki başka? Sürekli telefonuna evdeyim. Bir şey yüklediğinden bahsediyor ve senin mesajlarını o da görmüş. Ben kimseyle mesajlaşmadım ki. Vardı öyle bir şey, niye bana göstermemiş? Niye hiç sormamış, şimdi söylüyor. Bu lokanta bulaşıkhane desem. Anlaşılmadı söylediğiniz. Maviş boncuğum nasılsın? Safranbolu'da, lokantada bulaşıkhane desem. Ondan sonra acaba Soma'da mavişim boncuğum desem. Ne yapıyorsun diyerekten kendi görüntünü çekip attığını söylesem. Asla. Bu kadar da bir insanın üzerine oyun olmaz asla ki ya. Asla. Biz de dağda çobanlık yapmıyoruz ki. Madem bunu bu kadar açıyorsun da. Bunu hayır. Ne zaman gördünüz bu mesajı? Adil Bey. Fatma kendisine gerekeni söyleyeceğini zannediyorum İnce Hanım size. Hayır, İnanıyorum niye şimdi öyle gördüm. Bir şeyler yok peki? Siz telefona ben program an... mı yüklediniz? Hocam onu nasıl söyleyeceğim de bölünmesin diye izin. Lütfen. Siz telefonla satın ve hediye ettiğiniz telefonla program mı yüklediniz? Ya hat neden kapanmış İnce Hanım? Kimle yazıştığını, kimle görüştüğünü öğrenmek için satın aldığınız ve hediye ettiğiniz telefona evet bir, hocam doğrudur. Bir kripto program yüklediniz ve onun yazıştığı her şey sizin telefonunuzda evet, da mı görünüyor? Doğrudur. Suç olduğunu bildiğiniz halde değil mi? Evet doğrudur. Suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi? Yapacak bir şey yok. Sonuçta tanışma aşamasındaydık. Niye tanışma aşamasında olduğunuz kızların telefonlarına program mı yüklüyorsunuz kiminle görüşüyorlar diye? Hayır, ilk defa buna yükleme gereği duydum.
Neyse bir suç olduğunu şey hatırlatalım da siz hocam. Özür dilerim. Yani o gelen sizin iddia ettiğiniz olabilir, o mesajlarda Murat Bey'le bir yazışmaları falan oldu mu? Fatma için geçerli de bu program. Hani Murat Bey'le bir görüşmesi ve yazışması, rahmetliyle bir yazışması yok, ve görüşmesine şahit benim... oldunuz mu? Mesela hocam, sizin aleyhinize Murat Bey'le bir yazışmasına şahit oldunuz mu? Bir dakika. Hani var ya onun attığı mesajlarda ya işte Murat abi ben şey yapmıyorum. Murat da ya bırak gerek yok zaten yaramaz adam. Sana uygun değil. Sana uygun değil gibisinden bir yazışmasına şahit oldun mu? Kesinlikle öyle bir şey görmedim. Anladım tamam. Şimdi hocam suç olduğunu söyledi bir kere sadece daha söyleyelim. Sadece iki tane erkek arkadaşı vardı. Ben üçüncü sıradadım. Nasıl yani? Bak bir genç hanımla ilgili çok lütfen, şey bir iddia ortaya atıyorsun Adil. Yani tamam nişan yaşanır anlaşamazsınız. Evet doğruları söylüyorum. Peki bu... Bunu ne zaman öğrendiniz? Nişandan ne kadar sonra? Nişandan ne kadar, nasıl sonra? Aldığım gün gece. Zaten bir gün öncesine babama bunu söyleyemediğim için bu ihaneti o gün gösterdim ve gittim bilezikleri aldım. Alın dedim artık buraya tekrar barışmak amaçlı. Babam bunun üstüne daha benden bilgisi olmadığından dolayı sabahtan akşama kadar kızıma bayramlık alacağım diye çarşıda bekledim. Muhtar söz verdi getirmedi diyerekten gitmiş zaten o gece. Adil Bey nişanlınız sizi sizin iddianıza göre iki erkekle aldattı ve siz babanıza bunu söylemeden nişanı bozdunuz öyle mi? Bunu babanıza söyleyemediniz. Söyledim gösterdim fotoğrafları mesajları da gösterdim. Ona rağmen niye böyle bir kızı gelin olarak almak istedi hala? İşte gösterdim ya akşamını artık her şeyi açıkladım ya. Hayır aracı göndermiş bozduk, ya babanız sonradan. Bunla, ne kadar barışmak sonra için gönderdi aracıyı? Ayrıldıktan 15 gün sonra, 10 gün sonra. Yani hocam, siz fotoğrafları gösterdikten 15 gün sonra aracı göndermiş. Bunları görse kim aracı gönderir? Kendi kız kardeşi geldi. Kendi kız geldi yok yani. Nasıl kız onun kardeşi? Onun ifadesini babam kendisi versin. Onun kız kardeşiyle bir aile geldi. Adil Bey duydunuz mu? Peki. Kız kardeşiniz ve bir aile ondan gitmiş. Bilgim yok. Nasıl bilgin yok sen? Böyle bir nedenle nişan bittikten sonra oraya gidilir mi bir daha? Bilgim yok. Babam gereken ifadesini peki versin. Peki mesajları Adil Bey, mesajları o gün mü gördünüz? Yani ayrıldığınız gün mü gösterdiniz Fatma'ya? Yoksa daha önce görmüş müydünüz yazışmaları? Aman biraz daha yazışsınlar diye beklediniz. Fatma'ya bunu gösteremedim zaten o gece. Hani ne söyledin o gün? Yani bak sen bugün bununla yazışmışsın dediğin gün mü ayrıldın? Hayır. Ya daha önce görmüştüm mesela. Ona hiçbir şey söylemedim ben. Sadece EMI takılarımı aldım gittim. Bir dakika niye seni yani bu nişanı niye bozuyorum demedin mi Fatma'ya sebebini? Biz hiçbir şekilde bir konuşma yaşamadık. Adil Bey konuşma lütfen. Da yapmadık. Lütfen şuna bir gün güzel cevap verin. Nişanlıydınız. Düğün hazırlıkları yapılacaktı ve siz Fatma'nın başka birileriyle, iki kişiyle mesajlaştığını, onlara fotoğrafını attığını gördüğünüzü iddia ediyorsunuz değil mi? Bunları gördünüz, evet. Ne yaptınız? Son bir hafta kala artık. Ha son bir hafta kala, nişanın bozulmasına bir hafta kala mı gördün bunları? Evet. Ha bir hafta boyunca neyi bekledin? Evet. Bir hafta boyunca neyi bekledin? Kendisinin bunu, yani o nişandan kendi kopacağını... Altından üzerine yatacağını, babasının işinin bozuk olduğunu. Hayır, bir hafta boyunca... Bütün Soma bildiği için. Adil ben Bey, de gece... Bir hafta boyunca bunları gördükten sonra niye beklediniz? Hemen niye... Neden hemen nişanı bozmadınız? Neden bir daha bir hafta beklediniz? O mesajları gördükten sonra... Fatma'nın kendini itiraf etmesini bekledim. Niye itiraf etsin zaten? Yok kız ki. Madem seni aldatıyor, gizli yaşıyor bunu. Niye gelip sana, ey nişanlım senden hariç iki kişiyle görüşüyorum mu diyecek? Vallahi doğrudur ya ne diyeyim. Demek ki ben yalan söylüyorum o zaman. Hayır şimdi... Çelişkili konuşuyorsunuz Adil Bey. Çok çelişkili. Yani aklımıza mantığımıza sığmayacak şeyler söylüyorsunuz. Hocam neresi çelişkili? Ya şimdi babama bunu Fatma söyledim diyorsunuz. Niye değiştirmiş hattını? Babama bunu söyledim diyorsunuz. Ondan evet, sonra aracı gitmiş. Bunu inkar edemiyorsunuz. Benim bilgim dışında aracı gitmiş. Ya yani niye aracı gitsin? Böyle bir şeyle ayrılmış kim gider? Aman kurtulduk diye şükreder. Ne gitmesi aracısı? O bir. İkincisi yok telefon şifresi şöyleydi de böyleydi de ondan darp ettim de ama sonra...
dükkana gitmeden önce darp ettim dediğiniz, dükkana gittikten sonra darp ettiğiniz çıkıyor. Röportajınızda 3500 lira demiştiniz. Şimdi burada 6000 lira dediniz. 8000 dedi yani. Yani farklı farklı şeyler. Ayrıca da hepsinden 8000 lira, 3500 lira ben paramı aldım zaten hocam. Ama şimdi ilk önce 3500 deyip sonra 8000 deyince bu çelişki işte. Niye? Paramızı aldık ya. Hayır, yayında da 8000 civarında bir borcu vardı dediniz ya az önce, onu söylüyor hocam. Evet, 3 aylık 2500 lira çarpı 3 ay 7500 lira. Tamam. Önce röportajda bana 3500 lira borcu vardı dediniz. Biraz önce canlı yayında bunun işte 7500, 8000 lira olduğunu söylediniz. Bu bir çelişki. İkincisi, bir erkek nişanlısının nişanlıyken iki erkekle yazıştığını görüp nişan bozuyorsa niye bir hafta bekler bozmak için? Tabii haberi canım. Alır almaz bozarsın nişanı. Ailene dersin ki bu kız beni aldattı, ben onunla evlenmek istemiyorum. Yani bakın bunu niye önemsiyorum biliyor musunuz? Çünkü burada evet Fatma'nın başka hataları olabilir ama bu kanal aracılığıyla, ekran aracılığıyla genç bir hanıma böyle bir iftira da atmayınız lütfen. Konuları birbirine karıştırmayalım diye. İnce Hanım. Bunu ispatlayacak. Benim uyuşturucu, madde bağımlısı, alkolik, 85 milyon önde. Bakın bunların da hepsinin iddia olduğunu söyledim. Hanımefendi. Adem Bey, bunlara da cevap verin zaten. Bunlar da iddia, bunlara da cevap verin siz. Hanımefendi, siz beni dinlemiyorsunuz ama. Dinliyorum, buyurun. Uyuşturucu, madde bağımlısı, alkolik, serserilik olduğu 85 milyonun önünde. Bu beni karaladılar 29 yaşında bir esnaf olarak. Yani ben bunu Fatma'nın bunu yaptım diye suçlu ben miyim şu an burada ya? Hayır Adil Bey, bu da iddia. Bu yayındaki her şey iddiadır zaten. Ben bunu hep söylüyorum. O yüzden siz de cevap verin tamam. Diye zaten gerekli şu anda konuşuyoruz. Gerekli açıklamayı Fatma'nın kendisinden bekliyoruz. Tamam. Siz o kendinizle ilgili kısımla ilgili açıklamaları yapın. Benim böyle bir alışkanlığım yok deyin. Yani burası onun için zaten var. Fatma da cevabını veriyor. Ama şurada... İspatlanmasını istiyorum. Ben Fatma'nınkini tamam. İspatladım. Fatma... Böyle biri var mı hayatında bir kere? Ben telefonumu da değiştirmedim. 4 yıldan beri aynı İnce Hanım. Ben de bir kere değiştirdim. Telefonu attığının için değiştirdi. Rahatsız etmesin diye. Başka da ben o zaman bu zamandır hattımı hiç değiştirmedim. Aynı. 3 yıldır aynı hattı. Aynı. Evet. Adil Bey rahatsız etmesin diye. Evet. Şu an peki aynı. Bu Manisa'nın 100 bin ilçesinde Soma'da yaşadığım, ikamet ettiğim yerde daha önce birinin kızını rahatsız etmiştim. Herhangi bir emniyette, jandarma karakolunda varmış mı İnce Hanım? Bu öyle. Da yalan. Bu da yalan. Çünkü neden biliyor musunuz? 3 ay birlikteliğimiz var diyor. Mayıs'tan Eylül'e 5 ay yapıyor. Bu bir. Haftada ben bir gün buluşuyoruz diyor. Yalan söylüyor. Biz ondan İzmir'e de gittik, Manisa'ya da gittik, Balıkesir'e de gittik, Cunda'ya da gittik. Hani biraz önceki... Bunların da açıklamasını yapsın. Biraz önce bunların hepsini... Bunları biraz önce ama gitmedik dedin röportajda. Arabasına motor yapıldı diye iddia ediliyor benim hakkımda. Sonuçta vergi mükellefi 15 bin lira motor yapıldıysa bu arabaya. Ben de o parayı oraya söylemeye gittiysem eğer İnce Hanım orada... Muhasebede bütün faturalar meydana çıkar yani. Adil Bey, sizin başka kızları rahatsız ettiğinize dair bir şey mi konuşuldu? Ben böyle öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani ben onu duymamışım. Böyle bir konuşma olmadı burada. Bunu bir kere söyleyeyim. Evet evet, buradan yakın çevrelerimden duyuyorum. Benim aklımda sapık falan diyorlarmış. Ben yayında böyle bir şey olmadı bugüne orada kadar. Dedikodu olabilir ama yayında böyle bir şey konuşulmadı. Onlar onu gereken yalanları zaten benim hakkımda beyan ediyorlar İnce Hanım. Adil Bey, diğer iddialara zaten cevap verin ama şimdi az önce siz Fatma ile bu dediğiniz yerlere gitmediğinizi röportajda kendiniz söylemiştiniz. Şimdi de gittim diyorsunuz. Evet gittim. Neden biliyor musunuz? Bu söylediği yalana dolayı. Yani o yalan söylüyor diye. Yalanı meydana çıksın diye söyledim. Gittim. Hangi yalan meydana evet, çıksın? Evet ablasının kendisine sen de bu parfüm markası Soma'da bir yerde satılmıyor diyerekten sadece bir tek ablasının bu söylediği lafı da söyledi. Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Parfüm ne? Anlamadım. Ben de bilmiyorum. İzmir'den parfüm mü satın aldı sana? Böyle hayır. Mi? Açıklayabilir misin? Ablasının ne ilgisi var parfümle? Evde ya. Görmüş bir gün. Söylemiş. Yani Soma'da bu parfüm satılmıyor. Siz dışarı mı gidiyorsunuz Adil'le diye. Kendisi bana sadece ablasının bunu söylediğini söyledi. Onun dışında bilgim yok. Peki ya. Fatma nişanlılığın süresince sana rahmetli eniştesinin bu nişanla ilgili ne düşündüğüne dair bir şey söyledi mi? Hayır ya, kesinlikle öyle bir şey demedi. Hani istemiyor kesinlikle nişanlı. Bak eniştesinin konusu Murat abinin hakkında bir şey.
Yok yok demedi. Demedi peki, şimdi. İbrahim Allah var Bey, yukarıda. İbrahim Bey bütün bu dükkanda yaşananların hepsini yani kendisi mi uyduruyor Adil Bey? Hiç öyle bir şey yaşanmadı mı orada bir tartışma? Yalan söylüyor evet. Niye yalan söylüyor? Komple var İnci Hanım. 2017'den beri bu komplenin içinde beni oynatıyorlar. Peki sadece başka birini korumak için mi böyle yapıyorlar o zaman Adil Bey? Yani aslında bambaşka biri evet, bu cinayeti doğrudur. İşledi aile biliyor da size mi yönlendirmeye çalışıyor? O konu hakkında bilgim yok. İpek ablaya soracaksın. Sonuçta eşi kendisi. Yani bunu söylerken İpek Hanım'ın başka bildiği bir şeyler mi var demek istiyorsun? İnci Hanım, şimdi ben abisi değilim, kardeş değilim, babası değilim. Yani akrabası değilim. Ben nereden bilebilirim yani bir bardak çay içmedim Murat abinin? İşte tam da zaten en başa yine aynı yere dönüyoruz. Bir bardak çay içmediğim Murat abinin dükkanına gidip hesap soruyorsunuz ve Mehmet Ali Bey ile ilgili konuşuyorsunuz. Baba da diyor ki evet, orada Ercan Karaca kendisi burada. Fatma, efendim. Yani şimdi başka bir tehdit, başka bir barışma isteği, başka bir tarafından sana ulaşma isteği oldu mu Adil Bey'in bu sürede? Hayır, bir aile geldi. Başka da gelmedi yani. Başka bilmiyorum. Mehmet Ali Bey kaç lira aldınız siz damat adayı? 6.000 lira. 6.000 lira. Hepsini ödedin. Ödedim. Cüzdanım yok yanımda, yazıldı. Mavere gösterelim dedim. Evvel gün. Yalan kim? Yalan söylüyor. Neyi yalan söylüyor Adil Bey? Damper 2500 aylık maaşı olan bir şoförün 3 aylık maaşı kaç para yapıyor canım? 2500 lira değildi. 2000 liradı. 2016'da. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum ben. Sen yalan söylüyorsun. Bütün şeyler yalan. Sigortaları ne yapacağız? Ne sigortası? Sigortalar ödenmedi ki o zaman. Ya tamam o zaman ben yalan söylüyorum ya. Ne diyeyim? Hayatınız yalan. Siz haklısınız zaten. Allah bizi nasıl bir yere düşürdü ben de bilmiyorum. Allah bak. Sus. Allah kim haklı haksızsa onu versin cezayı. Fatma niye sustun baba? Hayır, sus dedin kötü ya. Bir şey ya sana zaten verdi. Kötü bir şey söylemem ben. Araba yanma hayır, konusuna geçelim mi canım? Bir de oradan. Başka şey değil. Kötü bir söz söyleyecek sandın. Onun için kötü dedim. Buyurun Adil Bey buyurun. Aracı yanmış. Evet. Benim üzerime iftira atılıyor. Yani eşimden dostumdan duydum. Dolayı kaskodan, sigortadan para temin etmek için bu işi yaptığını duydum. Kendisi yakmış aracını diyorsunuz. Mehmet Ali. Sanayide de beni yaktı demiş. Mehmet Ali. Oturduğun koltuğu yakar mısın sen? Yakar mısın bana? Sigortadan para almak sigorta için yaptı. Sigorta para şey yapmıyor, ödemiyor yanan araca. Kasko olursa ölüyor. Neden ödüyor. Ödemiyor işte? Üç kaçlığını anladı o yüzden. Benim arabamda kasko yoktu ki. Kaskonuz yok. Hiç benim koltuğum yanmıyor ya. Sen babanın arabasını kurşunladın. Babanın arabasını kurşunladın. Öyle söylüyor. Soba kamyoncular kooperatifi. O sizi ilgilendirmez ki. Bu konuda ne alakası işte. Var? Araç nasıl benim yani? Değil mi? Yo alakası hiç çok var Adil Bey. Olur mu? Var mı böyle bir olay? Var. Ne alakası varmış hocam? Adil ne Bey. Ne alakası var? Bir silahınız var. Bunu kullanıyorsunuz. Evet. Ve babanızın babanızı. Arabasını bile kullanıyorsanız. Evet, uzun, sinirlendiğinizde. Uzun. Nişanlınızın eniştesinin dükkanına da kullanabilirsiniz anlamına gelir. Benim oğlum tamam, bağlantısı ben gereken yani yetkili, bunu yapabilecek potansiyeliniz var anlamına gelir. Taşıma ruhsatı olan bir silahınız mı var abi? Doğrudur hocam ya. Hocam uzmanlığıyla hayır. Konuşuyor tekrar hatırlatma ihtiyacı hissedeyim. Taşıma ruhsatı olan bir silahınız mı var? Hayır. Ama bir silah kullandınız ve kendi öz babanızın arabasını kurşunladınız. Babanıza mı kızmıştınız? Ya bu şu an kanalda yeri değil. O kimseyi de ilgilendirmez. Ne sonuçta kendim olduğunu, alıp kendim alayım. Ne zaman olduğunu sorabilir miyim? Arkada tabii gerisinde konuşabilirsiniz bunu. Ne zaman olmuştu onu sorayım sadece. 2018 falan olması lazım. 2018'de olması lazım. Olaydan sonra, bir yıl sonra. Olaydan bir yıl sonra. Bu yani bir tüfek miydi, bir tabanca mıydı? Gerekilen ifadeyi emniyet memurlarına verdim. İfademi oradan alabilirsiniz. Peki tamam arkadaşım. Şimdi hocam yalnız orada önemli bir nokta için bunu söylüyor. Hocam yani silahı bir kişi tekrar söylüyorum şimdi insanların öfkelerini boşaltmak için çeşitli yolları vardır. Medeni bir insan ne yapar? Gider evet, konuşur.
Ya kardeşim bunu nasıl hallederiz bir meselesi varsa. Ama öfkesine hocam, hakim pekan, olamayan bir insan ya yumruk atar ya kavga eder. En uç noktada da silaha başvurur. Çünkü silahın tanımı o zaten. İnsan öldürmek veya yaralamak için üretilmiş alet. Yani öldürme ve yaralama amacı güden bir alettir. Silah kullanıyorsa en uç noktada bu öfkesini ifade eden bir kişidir bu. Bu açıdan yani psikolojik profilde çok potansiyel olarak bir takım şeyler yapabileceğini gösterir kişinin. O yüzden önemli. Adil Bey, bununla ilgili tabii ki biz değiliz ifade edeceğiniz nokta. Haklısınız. Ben bir şey soracağım. Röportajda diyorsunuz ki define işiyle uğraşıyordu rahmetli Murat Bey. Ve aile diyorsunuz işte bazı senaryolar yazıyor, başka şeylere işaret ediyor. Aslında bütün bunları daha rahat da konuşmak istiyorum. Yani sürem yetmiyor şu anda size cevap vermeye. Ben buraya da davet edeyim sizi. Buraya da gelebilirsiniz. Çünkü bunun burada kalmasını istemiyorum. Sizin cevap hakkı kullanmanız gereken başka konular da var. Emir Yılmaz 16 yaşında ve dünden bu yana kayıp sevgili seyirciler. İstanbul Kadıköy'de kayboldu. Kadıköy'de görüldüğüne dair çokça ihbar telefonu aldık ama Avrupa yakasına geçmek için vapur iskelesine doğru gidiyordu. En son gelen ihbarlar bu şekilde. Emir'i gören bilenlerden yardım istiyoruz ama inşallah Emir'in kendisi bizi duyuyordur. Emir'cim biz sana yardıma hazırız. Bir telefon açman yeterli. Bu konular ve konuşamadığımız diğer konularla birlikte yarın yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar dileğiyle. Teşekkür ederim.